Hoş geldiniz Şirin Hanım. Hoş bulduk. Herkese merhaba tekrar. Bugün iki tane sunum hazırladım. İlki çalışmalarımdan oluşuyor. Slide sayısı biraz fazla görünebilir ama hızlı geçeceğim. İkincisinde de sizin isteğiniz üzerine bir teknik talebiniz olmuştu. O da pek çok yerde workshop gerçekleştirdiğim Sırsız Raku, daha çok bilinen adıyla Naked Raku. Tekniğiyle ilgili kısa bir sunumum olacak. Buradan bir deneme yapayım. İlerliyor muyuz? 1978 doğumluyum. Bulgaristan doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Ardından yine aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde seramik ve cam ana sanat dalında yüksek lisans ve sanat yeterliğimi 2014 yılında tamamladım. 2021'de doçent unvanı aldım. Bratislava Güzel Sanatlar ve Tasarım Akademisi'nde, İtalya Sapienza'da, ve Letonya Sanat Akademisi'nde çalışmalar yaptım. 8 kişisel sergi açtım. Bunlardan bir tanesi İtalya'da oldu. Eserlerimle de pek çok ülkede yer aldım. Bazen sergilerde, bazen seminerlerde, workshoplarda, bienallerde. Bu ülkeleri buraya sıraladım. Başta Türkiye olmak üzere İtalya'da, Letonya'da, Romanya, Mısır'da bulundum sempozyum için. Slovenya, Gürcistan, Arjantin, Hırvatistan, Portekiz, Slovakya, Litvanya, Avusturya, Pakistan, Fransa, Sırbistan, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, İspanya, Tunus, Kore, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eserlerim yer aldı. Hocam teşekkürler. Bizi çok güzel temsil etmişsiniz buralarda. Gurur duyduk. Göğsümüz kabardı. Bizi de Sağ olun. kırmayıp geldiğiniz, bize de sunum yaptığınız için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben de gayet mutluyum ve heyecanlıyım. Eserlerimin bulunduğu yerlere baktığımız zaman İspanya'da Alcora Seramik Müzesi'nde, Kore Mundtjoch Seramik Müzesi'nde, Letonya Riga Porselen Müzesi ve Dalgopils Mark Rothko Sanat Merkezi sanat koleksiyonunda çalışmalarım var. Hırvatistan Varaždin Şehir Müzesi Uluslararası Postmodern Seramikleri koleksiyonunda eserlerim var. Slovenya Unicum Seramik Trienalinde, Arjantin Uluslararası Duvar Seramiği Bienali koleksiyonunda, Türkiye'de özel koleksiyonlarda Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu, İş Sanat Koleksiyonu olmak üzere farklı koleksiyonlarda eserlerim bulunuyor. Yurt dışında düzenlenen bienallerden 3 tane ödülüm var. Yurt içinde düzenlenen yarışmalardan da 3 ödülüm var. Şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Aynı zamanda seramik bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Lisans ve lisans üstü düzeyinde uygulamalı ve kuramsal dersler veriyorum. Türk Seramik Derneği üyesiyim. Tebrik ediyoruz vallahi. Daha ne olsun? Harika. Teşekkür ederim. Harika, harika. Evet, teşekkürler. Burada ödüllerimi yazdım. Romanya'da, Arjantin'den, Romanya'dan, Arjantin'den ve Türkiye'de Altın Testi Seramik Yarışması'nda ödüllerim var. Gizemfit Seramik Yarışması'nda birinciliğim var. Romanya'da da seramik ödülüne, Arjantin'de de heykel alanında üçüncülük ödülüm var. Kişisel sergilerimi yazdım buraya. 8 tane dedim. Son 2 tanesi çevrimiçi olarak gerçekleşti. Pandemi sonrasında böyle daha uygun oldu diyelim. Ondan önce 2019 yılında İtalya'da, 2018 yılında Unicera'da CNR Expo'da sergim oldu. Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde, İş Bankası Sanat Galerisi İzmir'de, Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi Ankara'da ve kendi sergim, sanatta yeterlik mezuniyet sergim de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde gerçekleşti 2014'te. Merakla bekliyoruz şimdi bu sergilerde yer alan eserlerinizi. Evet. Ben de bu sunumu hazırlarken hani sergilerim üzerinden bir sunum hazırlamayı düşündüm. Öyle yaptım.
Bu yazım kısmı zaten birazdan bitiyor ama ilgi duyarsınız, belki ilgi duyan olur diye yazmak istedim. Tezlerimde sanatta yeterlik tezimi sırsız rako araştırma ve uygulamaları başlığıyla tamamladım. Bu tezi o dönem çalışma yapmak istememin sebebi danışmanım Profesör Sevim Çizer'di. Bütün tezlerimin danışmanı zaten Sevim Hocam'dı. O dönemde 2010'da ben başladığımda, 2009-2010'da bu konuda Türkiye'de yeterli kaynak ve uygulama yapan kişinin olmadığını görünce bu alanda katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle bu teknik üzerinde çalışma yapmak istedim. 2014 yılında onu tamamladım. Şu an ulaşılabilir halde. Herkes bu teze ulaşarak oradaki bilgileri edinebilir. Benim deneyimlerimi paylaştığım, yazdığım bir çalışma. Sanat eseri raporu aslında. Bende de var PDF'i, isterseniz sonra isteyene de gönderebilirim. Ondan önce yüksek lisansımı, evet, seramik ve cam ana sanat dalında yine Sevim Hocam'la birlikte yaptım. Cindecen'de porselen yapımı ve Çin porselen sırları. Tabii sırlara olan merakım da var benim. Özellikle bu lisans döneminde başladı. Lisans ve yüksek lisans döneminde daha çok teknoloji ağırlıklı. Kendi sırlarımı yapabileceğim bir platform oluştu bu tezlerle birlikte. Dolayısıyla kendi porselen bünyemi oluşturmaya çalıştım burada. Tabii Çin'in porselen geleneğini de tanımış oldum. Onu da anlattım tezimde. Ve kendi sırlarımı reçeteleriyle birlikte geliştirdim. Ve olumlu sonuçlar aldım. O da beni memnun etmişti yüksek lisansta. Hala o dönemin yaptığım, oluşturduğum reçetelerini zaman zaman kullanıyorum. Çok sık kullanmasam da. Tabii lisans dönemimde başladı bu ilgi, teknolojiye olan ilgi. Orada da seramikte kobalt oksitin kullanımı başlıklı bir lisans tezim var. Yayınlanmıyor ama bende var. Tabii bu başlıkları seçmemin sebebi özellikle laboratuvarda çokça uygulama deneme yapma isteğiydi. Orada da sadece lisans döneminde son sınıfta tabii şamot çamurunu biz kullanıyoruz biliyorsunuz. Öğrenciler de biz de kullandık. Ama üzerinde sırın gelişmesi biraz zor bir çamur olduğu için genelde işte isli pişirim yapabilirdik onunla ya da rakuya dahil edebiliriz. Sonuçlar almaya çalışıyorduk. Benim de o zaman tabii öğrenciyken kafama takıldı. Neden biz şamotlu çamurda sonuç alamıyoruz? Niye sırı onun üzerinde geliştiremiyoruz diye. Sadece şamotlu çamurla uygulamalar yaptım lisansta. Lisans ve yüksek lisans ve tabii sanatta yeterliğime ben baktığım zaman şu anda daha çok teknolojiyle ilgili uygulamalar yapma üzerine çalışmalar yapmış olduğumu görüyorum. Çok onlarla ilginç hocam. Keşke bir fırsat olsa da onlar üzerinde de konuşma şansı yakalasak sizinle ilerleyen zamanlarda. Çünkü bu grupta da böyle ben dahil sır konusunda çok hevesli arkadaşlarımız var epeyce. Yani sizden de feyz almayı çok isteriz. Tabii. Yani tabii Türkiye'de bu alanda çalışma yapan çok değerli hocalarımız da var. Ama ben kendi öğrenciliğimde işte sürekli laboratuvarda denemeler yaparak bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla aslında buradaki çıkış noktam benim daha öğrenciyken hazır sır almak istemememden kaynaklandı. Ve bizim Zeliha Mete gibi bir hocamız vardı 9 Eylül Üniversitesi'nde. Çok önemli, çok değerli bir hoca. Onun asistanı da o dönem, şimdi doçent olan hocam Kemal Tizgör, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı kendisi şu anda. O da onun asistanıyken ben de onların peşinde sürekli dolaşarak kendimi geliştirmek istedim. Onların da çok büyük katkısı oldu bana. Dolayısıyla tabii kullandığımız malzeme çok yönlü bir malzeme ama teknik boyutunda kişisel olarak birazcık üzerinde çokça çalışarak geliştirmek gerekiyor. Ben de eğitimim süresince bu konulara eğilerek çalışmalar yaptım. Bir şey sorabilir miyim? 9 Eylül Üniversitesi'nin laboratuvarı ve fırınlara öğrencilerin ulaşımı olduğunu anlıyoruz burada. Yani tabii çalışma yapmak için uygun bir ortam bulunduğunu anlıyorum. Nasıl bir ortam?
Yani malzemeler elinizin altında mı? Kullanabileceğiniz araç gereç nasıldı? Yani o dönem tabii birinci sınıftan itibaren biz seramik kimyası dersleri aldığımız için laboratuvar her zaman, her koşulda, her zaman açıktı bizlere. Yeter ki bizler uygulama yapalım, deneme yapalım. Ham maddelerin hepsi bizim kullanımımıza açıktı. Aynı şekilde uygulama deneme fırınları laboratuvarda mevcuttu. Hocalarımız zaten sürekli başımızda reçete oluştururken, uygulama yaparken, sonrasında gerekli reçeteleri iyileştirmek noktasında da her zaman desteklerini bize verdiler. Özellikle Kemal Tizgöl hocam, benimle ilgili konuda ve Yasemin Yarol hocam bu konuda bana sürekli destek oldular ve her yaptığım çalışmanın üzerinde oturdular, konuştular, düşündüler, fikir verdiler, bana yol gösterdiler. Ben de zaten çok istekli, çok gayretli, sabah 8'de atölyede olmayınca laboratuvarda bugün o gün öldü diye laboratuvara okula gitmeyen bir öğrenciydim ben. Evet, tez yazımını ve okumaya ayırırdım o günü. 8, maksimum 8.30'da denemeleri yapmaya başlamam gerekiyordu. Kendimi öyle ayarlamıştım. Çok da istekli, hevesliydim. Çok da heyecan duyuyordum. Dolayısıyla o heyecanla tabii uzun uzun hem lisansta hem yüksek lisansta hem sonra doktora da hep yeni bir şeyi görme, deneme isteğim hep devam etti. Şimdi bakıyorum 2005-2014 arasında neredeyse işte 10 sene boyunca sürekli uygulamalar, denemeler yapıp yeni yüzeyler, yeni dokular bulmaya çalıştım. Gerek sırda, gerekse pişirim yöntemlerinde hep bunu aradım. Kendimce sonuçlar elde ettim. Tabii bu devam edecektir. Dolayısıyla o heyecan çok önemli bence. Çünkü çok çok sabır isteyen bir malzeme seramik. Dolayısıyla başladığımız bir şeyin hiçbir zaman sonu gelmiyor ya. O noktada sürekli heyecanla uygulama yapmak, çalışma yapmak gerekiyor. Seramik böyle bir malzeme, ben öyle görüyorum. Çok çalışmak gerekiyor ama çok da heyecanlı. Yani o her bir fırın açılışı eğer deneme varsa içinde böyle artık merakla beklenen, uyku kaçıran, böyle heyecan yaratan bir şey oluyor. Yoksa hani bir çömleği şekillendirdiğinizde en büyük sürpriz çatlak olarak çıkması olur ki hani o kötü sürpriz. Ama sırlar öyle değil tabii. Sır fırını açıldığında o ne olmuş, bu ne olmuş, işte bu akmış mı, şunun üstündeki doku nasıl? İnsan böyle heyecanlanıyor yani çok heyecan yaratan bir şey, güzel bir şey. Yani onu yaşamak da çok tatlı bir duygu gerçekten. Her fırın açılışını şölene çeviriyor. Evet, kesinlikle. Şimdi İzmir'de öğrencilik dönemimde Resim Heykel Müzesi'nde tabii hem yarışmaların sergileri olurdu, hem de sanatçıların sergileri olurdu, seramik sergileri. Biz de hep giderdik. Tüzüm Hocam, Mehmet Tüzüm Kızılcan çok değerli, bana her konuda yol gösteren çok sevdiğim hocalarımdan bir tanesi. O sergi düzenlediğinde ben hep giderdim. Sonrasında izleyici olarak sergiyi gördüğümde şeyi dikkatimi çekti. Seramiğe ilgi duyanlar sergideki bütün eserlerin başına gidip dibine kadar gidip yüzeyini ve her yerini çok ince detaylarına kadar incelediklerini gördüm. Nasıl Böylece yapılmış? Nasıl evet, yani yapılmış? galeriye gelen seramik severlerin ya da izleyicinin diyeyim, özellikle seramik eserlerin başına gidip orada çok uzunca vakit geçirdiklerini gördüm. Sonra kendimin de öyle olduğunu fark ettim. Hem Türkiye'de hem yurt dışına gittiğimde özellikle seramikle ilgili herhangi bir ürün olabilir, bir eser olabilir, müzede gördüğüm çalışmalar olabilir. Ben de aynı şekilde ona görmek, dokunmak isteğiyle bende de o isteğin olduğunu gördüm, fark ettim. Sanırım biz seramikçilerde böyle bir durum var. Evet, heyecanımızı kaybetmeden devam edelim. Harikayız. Evet. Evet hocam, buyurun. Tabii akademik çalışmalarım da var ve yayınlar da yapmaya başladım ben. Daha çok ilgi duyduğum konuları araştırıp yapabilirsem ya bir bildiri ya bir makale ya da kitap bölümü halinde
sunmaya çalışıyorum. Burada onların da isimlerine yer verdim sadece. Burada Cruz tarama makinesinin Türk seramik sektöründe kullanımı var. Seramik Karo'nun bedene dönüşümü var. Janna Kadirova'nın, Ukraynalı sanatçının second hand projesi. İlgimi çeken projelerden bir tanesi de onunla ilgili Türkçe bir yayın yaptım. İlgi duyanlar olabilir düşüncesiyle. Hazır nesne ve atık nesne bağlamında seramiğin kullanımı, dijital sanatın sanal gerçeklik ve NFT ile değerlendirilmesi, plastik malzemenin hazır nesne olarak kullanımı, sanatın tarihsel sürecinde portrenin kullanımı, seramikte kavram biçim ve kimlik ilişkisi üzerine yayınlarım oldu. Bir malzeme olarak seramiğin tasarım nesnesi ve sanat eserine dönüşümü, Pablo Picasso, Peter Wilkos ve Sergei Isikoff'un eserlerinde beden ve cinsiyet ilişkisini sorguladığımız bir yayınımız oldu, yayınım oldu öğrencimle birlikte. Çağdaş Türk seramik sanatında yeni yaklaşım biçimleri, yerleştirme, ifade ve kavram. Sanat eserlerinde mavi rengin kavramsal ve anlamsal yapısı. Inkjet dijital baskı teknolojisiyle deneysel seramik karo tasarımı ve uygulaması. The Significance of Fire in Ceramic Art and its Transformation in Contemporary Art. Bu 2018'de Polonya'da gittiğimde davet edildiğim Güzel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleşen bir konferansın sonucunda ortaya çıkan ve yayınlanan makalem, yayınım oldu. Naked Raku ile ilgili çalışmalarım oldu. Onunla ilgili İngilizce bir yayınım var. Contemporary Approaches in Turkish Ceramic Art. Daha çok çağdaş Türk seramik sanatı üzerinde çalışmalar ve uygulamalar yaptım ve yurt dışına gittiğim her yerde özellikle Türk seramik sanatçılarının eserlerine yer vererek günümüzde hem onları anlatmak, tanıtmak hem de benimle birlikte başka bir ülkede var olmalarını istediğimden genelde sunumlarımı bunun üzerine yaptım yurt dışında. British Ceramic Biennale'inde Ayşegül Hoca ile gittiğimizde Educational Values in Ceramic Art and Literacy for Life isimli sunumumuzu gerçekleştirdik. Yine Naked Rock Researches ve Experiences. Bu da 2013 yılında benim özellikle sanatta yeterlik çalışmalarım başladığı ve yoğun olarak atölyede çalıştığım zaman deneyimlerimi paylaştım. Yayınladım. Yayınlarımdan buraya sıralamış oldum. Tabii benim... Sağlık hocam. Bunları biz internetten ulaşabiliyor muyuz? Tabii internetten ulaşabilirsiniz. Sizin isminizle arattığımız zaman bu yayınlarınıza ulaşabiliyoruz. Evet, Belgi Park üzerinden de yayın ulaşabilirsiniz. Ayrıca benim bir blogum var. Blogspot web sayfam henüz yok ama ona daha zaman ayıramadım maalesef. Bu kadar işin arasında normal. Evet, yani onu yapmam gerekiyor. Çok önemli, hepimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi kimliğimiz gibi bir web sayfasının tüm sanatçıların olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir Selin Koçak Blogspot diye bir blogum var. Orada zaten oraya girildiğinde bağlantı linklerini de ben orada paylaştığım için oradan da ulaşabilirsiniz. Bana da zaten ulaşabilirsiniz. Çok herkes kolay. Duydu değil mi arkadaşlar nasıl ulaşacağımıza bu değerli yayınlara? Tamam. Şirin Hocam buyurun. Tabii benim akademik bir yaşamım var. İdari görevlerim var. Üniversite dışında deneyimlerim oldu. Farklı kamu kurumlarıyla özellikle seramik sektörüyle ortak çalışmalar yapma fırsatı buldum. Projelerde görevler aldım özellikle Avrupa Birliği projelerinde. Lisans tez danışmanlıklarım var. Lisans tez öğrencilerim var. Beraber hala çalıştığım mezun olan öğrencilerimiz var. Sanatsal faaliyetlerim var. Hakemliklerim var dergilerde. Jüri üyeliklerim var. Bienal ve yarışmalarda. Konuşmalar ve sözlü sunumlar gerçekleştiriyorum. Çok en önemlisi bir ailem ve çok sevdiğim bir kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Annelik zaten birinci vazife. Diğerleri de yani ne diyeyim o %50 o %80-90 oluyor. Her şeyin üstünde oluyor her zaman için. Evet. Ama bu arada da bunları sığdırmışsınız. Bir sürü çalışmalarınız var. Ben merakla bekliyorum şimdi görsellerin gelmesini. Sanırım evet. Diğer arkadaşlarımız da bekliyorlardır. Bugün ben daha çok sergilerime yer verdim. Dediğim gibi o sergilerin afişlerini burada paylaştım. 8 tane sergim oldu bugüne kadar.
2014 yılında başladı ilki, 2021'de de sonuncusu oldu. Burada onların afişlerini paylaştım ve her bir serginin hazırlık aşaması ile ilgili ve eserleri ile ilgili ben hızlıca devam etmek istiyorum. Çok sevindim. Evet, burada tabii benim çalışmalarım daha çok izleyicide dokunma hissi uyandırıyor. Her zaman aldığım geri dönükler bunlar. Genelde sırrı çalışmalarım yok. Ancak çamurun o yumuşaklığını, plastikliğini, elle dokunulduğunu ve insana dair verileri kimliği tanıtması açısından değerli buluyorum. Ve çalışmalarımı hep en ilkel yöntem olan çimdikleme yöntemiyle gerçekleştiriyorum. Buraya bilgilerini yazdım. Bazen İngilizce, bazen Türkçe, kusura bakmayın. Belki başkaları da yabancı birileri de dahil olabilir düşüncesiyle. Bazen İngilizce, bazen Türkçe kimlerinde. Tabii benim çalışmalarımın konularına ve kavramlarına biz baktığımızda aslında tamamen kişisel ve içsel bir sürecin ve anların aslında yansıması diye değerlendirebilirim. Çünkü ben anlık çalışmalar yapıyorum ve ister çamur, plastik olsun şekillendirme yapayım, isterse döküm yapıp üzerine sırlarla müdahale yapayım. Her zaman o anda yaşamamın içinde var olan konuları, dünyada olan konuları ve ülkemizde olan gelişmeleri, bendeki yansımasının ne olduğunu ve özellikle duygumun ne tarafa gittiğini, beni nasıl yönlendirdiği üzerinde daha çok yoğunlaşıp eserlerimi üretirken böyle kendi kendime, içime kapanıp eserlerimi üretiyorum genelde. Sessiz Harika. Bir şekilde. Evet. Dolayısıyla... Arkadaşlar, soru sormak isterseniz Şirin hocamıza kendinizi rahat hissedin, sorun. Hazır bulmuşken. Evet, Seydiye. Buyur, söz sende. Şirincim, o bir önceki mavi şeyin kasen var ya, o astar mı? Hayır, bu sır şekillendirmeyi şamotlu çamur kullandım burada ve üzerinde benim geliştirdiğim 1150 derecelik sırlarımı uyguladım. Mat bir sır, mat bir mavi. Özellikle daha önce öğrencilik dönemlerimdeki reçetelerimden faydalanıyorum. Ham maddelerden yola çıkarak, reçeteli oluşturarak sırları elde ediyorum ve kendi uygulamalarımı yapıyorum. Astar gibi görünüyor, mat bir yüzey. Ama astar değil. Çok güzel. Ben onu görmüştüm de rengini... Yok, onu görmedim. Başka öteki sergilerini gördüm. Bu yeni, son zamanlardaki şey yaptıkların. Evet, bu 2021'de yaptım. Evet. Çok güzel. Birkaç çalışma yaptım böyle. Sayısı çok değil. Yani belki de 4 ya da 5 çalışma yaptım. Tabii benim elimde değil hiçbiri. Sibel? Katkıda bulunmak istedin. Yok. Ben de okuyabilirim. Ha, Muhammed Emir arkadaşımız bu çanağı Ege Üniversitesi sergisinde görmüştüm. Sır her haliyle harikaydı hocam diye katkıda bulunmuş. Teşekkür ederim Muhammed. Bağlanmana sevindim Muhammed. Yazıştım çekiyorum. Sibel Hanım'ın mikrofonu kapalı galiba, değil mi? Sibel Hanım, ben yanıldım. Bu eserlerinizin benzerlerini sanırım 2017 Art Ankara'da sergilediniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Art Ankara'ya bu sene ilk defa katıldım. Daha yeni. Evet, Mart ayında, 9-12 arasında. Bu sene yeni katıldım ilk defa. Ankara'da daha önce Art Ankara'da sergilenmedi. Ama tabii şimdi çalışmalarım hep biçimler birbirine yakın olduğu için özellikle küresel formları çalıştığımda birbirine zaten yakın aslında. Ama bu mavi renkli çok özel bir renk olmuş. Evet. Bu eserimi çok kıymetli hocam Mehmet Düzüm Kızılcan'da. Bu eser. Harika, harika. Ne güzel. Evet. Ne güzel.
Böyle devam edeyim isterseniz. Lütfen. Buradaki çalış, burada da özellikle yine aynı mavi tonlardaki sırlarla tek tek fırça darbeleriyle uygulama yaptığım çalışmam. Genelde fotoğraftan anlaşılmıyor. Yakında baktığımız zaman üzerindeki mavi dokunun sır olduğunu görüyoruz. Yine çalışmalarıma bu şekilde devam ettim 2021'de. Bu son sergim, dijital olan sergimdeki işlere yer verdim burada. Dijital derken hocam, yapımı mı dijital? Yoksa yani evet, yüz yüze olan bir sergi değil. Son iki sergim öyle oldu. Çevrim içi olarak gerçekleşti. Birisi eserler? Eserler efendim? Dijital mi? Eserler dijital mi? Yoksa yani bir eserlerim kendileri var ama bir sergi ortamında sergileme fırsatı olmadığı için pandemiyle birlikte onların sadece fotoğraflarını çekip fotoğraf olarak web sayfası üzerinden kişisel sergi gerçekleştirdim. Onun görüntüleri bunlar. Eserlerin kendisi var. 3D printerla çalışan arkadaşlarımız da var da öyle bir şey mi acaba diye sordum. Hayır, yani tamamen benim kendi çalışmalarım, elle şekillendirdiğim, üzerinde bazen sırladığım çalışmalar. Bu da onlardan. Bu da sırlı herhalde. Evet, bu da sırlı. Bu da mum matı sırlı yine aynı şekilde. Genelde mum matı yüzeyleri daha çok tercih ediyorum. Ya da mat yüzeyler daha çok ilgimi çekiyor. Ama burada özellikle sır kullanmak çok tercihim değil. Yüzeydeki o dokuların görünmesini istediğim için sır da ikinci bir tabaka olarak seramik yüzeye geldiğinden o dokuyu birazcık örttüğünü, kapattığını düşünüyorum. O yüzden sırrı çok kullanma taraftarı değilim. Bir ara üst tabaka gibi alttaki gerçekliği sakladığını düşünüyorum. Ama ara ara tabii renkleri ben de seviyorum ve ben de uyguluyorum. Bunlar da aynı şekilde daha önceki ilk çalışmam olan üzerinde mavi olan birkaç çalışmam var demiştim. Onlardan iki tanesi. Bu da evet 58 santimetre çapında bir uygulama. Ondan öncesinde de Yığınlar isimli yine çevrimiçi kişisel sergim gerçekleşti. Türk Seramik Derneği'nin düzenlediği pandemide bir seri çalışma başlatmıştı Türk Seramik Derneği. Mutlu Başkaya hocamızla birlikte. Bu serinin ilk sergisi, online sergisi benim oldu. Ve bu sergi genelde uzun yıllara dayanarak gerçekleştirdiğim çalışmalarıma yer verdim. Sayısı çok fazla ama özellikle web sayfasından nasıl görünüyorsa o görüntüleri koymak istedim. O yüzden böyle küçük küçük görünüyor. İleride onları daha detaylı göstereceğim. Tabii Türk Seramik Derneği de bize böyle bir katkı sunduğu için, böyle önerilerle geldiği için ben o zaman çok memnun olmuştum. Çünkü pandemi sonrasında sürekli kapalı bir şekilde kalmak ve insanlarla bir araya gelememek tabii motivasyonu kıran bir süreç oldu hepimiz için. O yüzden heyecanla kabul etmiştim ve hazırlanmıştım buna. Hemen ondan önce de 2019 yılında, hani günümüzden geçmişe giderek bir sunum hazırladım. 2019 yılında da İtalya'ya gitme fırsatım oldu Şubat ayında. Tabii Erasmus ders verme hareketliliğiyle akademisyen olarak oraya başvuru yapmıştım ve kabul edildi. Ama oraya gittiğimde de özellikle işlerimle gitmek istedim. O süreçte hamileydim ve ben daha çok tabii kadının varlığı ve o üzerindeki yaşamdaki sorumlulukları, yaşadıkları zorlukları, kolaylıkları, getirdiği güzellik yaşama. Daha çok kadın kimliği üzerinde sorgulamalar yaptım o süreçte. Ve tabii bu dişi sembolleri ürettim sıkça. Burada yaşadığım şehrin de pek çok yerinde bu sembolleri taşıyarak çok büyük bir fotoğraf serisi oluşturdum. O fotoğraflardan bir tanesi bu. Ama işlerin sayısı çok fazla. Ben bir tanesiyle
Uşak şehrinin farklı yerlerinde, köşelerinde, hiç gitmediğim mahallelerinde daha çok yıkık evler ve kullanılmayan evler, geçmişi olan ama şu anda insanların içinde olmadığı, içinde barınmadığı yerlerde bu sembollerle fotoğraf serileri yaptım. İşleri yanımda götürdüm ve bulunduğum yerde yine bu sorgulamalarla birlikte mekanı kullanarak düzenlemeler yaptım. Bir seri çalışma yaptım. Sergiyi bu şekilde gerçekleştirdim. Onların görüntüleri var. Ben bunları gördüğüm zaman Şirin hamile galiba diye düşündüm. Evet. Yani o dönem tabii gerçekten o sürece kaptırıyor insan ve o süreçte tabii yaşadığı olumlu olumsuz heyecanlar, üzüntüler, sevinçler, her şey yeni, vücuttaki değişimler. Dolayısıyla gerçekten sadece ve sadece annelikle hamilelik ve kadın kimliğini bir arada düşündüğüm bir süreçte bunları ürettim ve bunları da yanımda İtalya'ya götürdüm. Evet, orada sunumlarımızı yapmıştık. 3 Hoca gitmiştik buradan. Zafer Hocamız, Zafer Güngen, Evrim Özeskici Hocamız ve ben sunumlar yaptık. Hemen öncesinde de 2018 yılında Yunusera Seramik Fuarı'nda, burada Uşak Üniversitesi'nin Deri Tekstil Araştırma Merkezi'nde müdürlük yaparken Uşak'taki seramik fabrikalarıyla bağlantıya geçmiştik. Ve Serenova ile birlikte, yönetim kurulu başkanıyla birlikte sıkça bir araya geldik. Onlardan böyle bir teklif gelmişti o dönem. Ben de tabii hiç yapmadığım bir şey, heyecanı tabii ki kabul ettim. Üzerinde hazırlık yaptım, çalıştım ve Yunusera'da bir sergi açma şansım oldu böylece. Bu seriler onun için hazırlanan seriler. Hızlıca geçeyim. Hızlıca geçmeyin hocam, anlatın. Zevkle izliyoruz. Evet. Yani tabii şimdi özellikle mekanı düşünmek, kurgulamak gerekir. Yani işlerin sergileneceği yer önemli. Tabii Yunusera'yı biliyorsunuz, daha çok seramik endüstrisine yönelik bir fuar ama içinde çok fazla sanatçıların eserlerinin yer almadığı bir fuar. Aslında bu konu beni heyecanlandırmıştı o zaman. Birazcık gerçekten elle yapılan seramiğin endüstri tarafı değil de aynı malzemenin aslında bir insan elinden çıkan ürünlerini hem sırlarıyla birlikte hem sırsız olarak yüzeyleri, farklı çalışmaları ben izleyicinin de orada ulaşmasını istedim. Dolayısıyla onun için hazırlandım. Bazen yine aynı şekilde sırlı, bazen sırsız yüzeyler oluşturdum. Ve oraya taşıdım. Çok da ilgi gördü o dönem 2018 yılında. Ve herkes çok şaşırdı. Fuardaki izleyiciler tabii çok değerli üretim yapan bir sektörümüz var Türkiye'de. Onun ürünlerini görürken, arada benimkileri görünce herkes şaşırıp durdu. Yani nasıl olur bunlar, kimin üretimi diye. Çok ilgi çekmişti o zaman. İnsanların merakını, heyecanını görmek de beni mutlu etmişti. Bir öncekine gelebilir miyiz? Bunlar bir önceki. Bir sonraki. Çok hoş. Uzaktan da görünce nasıl bir teknik olduğunu çok merak ettim şimdi. Yani yerinde olsam da gidip burnumu dayayıp baksam istiyorum. Nasıl yapılmış? Merak. Evet, bunlar benim o sırsız rakı döneminde özellikle işte deneme yaptığımda üzerinde geliştirmeye çalıştığım bir teknik olduğu için o dönemde. Burada hem fırınlama öncesinde astar uygulamam var. Hem sonrasında sır uygulamalarım var ve sırsız rakı, yani naked rakı yaptığım çalışma birkaç kere fırınlandı bunlar. Dolayısıyla tabii fotoğraftan da belki algılaması zor olabilir. Ama hem bünyede astar uygulamam var, hem sonrasında sır uygulamam var, hem de naked rakıya soktuğum çalışmalar. Çok güzel görünüyorlar. Nedir bunların büyüklüğü? Bunların çapı 30 santimetre.
her biri. Bunlar da Nuri Göçen'in koleksiyonunda bulunuyorlar şu anda Kuşadası'nda. Harikalar. Zevk sahibiymiş. Öyle diyeyim. Bir de tabii benim elleri çalıştığım bir dönemim oldu. Eller serisi benim için o dönemde uygulama yaptığım çalışmalardan. Bunun üzerinde de yine farklı uygulamalar ve denemeler yapmak, el büyüklüğünde olduğu için bu çalışmalar ebatlarıyla da pek çok uygulama ve deneme yapma şansım oldu bunlarla. Onlardan bazıları. Sanatta yeterlik sürecimde yaptığım bir seri var yine bunlar. Kalpler çalışmıştım o dönem çokça. Onlardan bazılarını buradaki sergiye de taşımıştım. Ve düzenlemeler yaptım. Kalpler döküm mü hocam? Evet, döküm yoluyla şekillendirilen biçimler bunlar. Üzerinde hepsinde naked rock uygulamaları yaptım. Farklı astarlarla. Farklı sonuçlar elde ettiğim çalışmalardan bunlar. Gerçekten çok çeşitli olmuş. Evet. Arzu hocam buyurun. Hocam bir şey sormak istiyorum. Naked Rock'u yaparken döküm yaptığınız çamura müdahale ediyor musunuz? Yani çamurun bünyesini kendiniz mi oluşturuyorsunuz yoksa hazır döküm çamuru mu kullanmıştınız? Şimdi bünyelerde tabii ben kırmızı çömlekli çamuruyla uygulamalar yaptım. Şamat çamuruyla uygulamalar yaptım. Hazır endüstriyel çamurlarla uygulamalar yaptım. Ve döküm çamuruyla uygulamalar yaptım. Şimdi bunlar hem deneme niteliğinde olduğu için sayısının çokça olmasını arzuladığımdan döküm yöntemiyle şekillendirme yaptığım işler bunlar. Bazen çamurun kendisini renklendirdim. Bazen döküm yaptıktan sonra astarlarla üzerine renk müdahaleleri yaptım. Bazen bölge bölge sırları uyguladım. Sonra sırsız raku yani naked raku pişirimi yaptım. Her birinde farklı, her defasında farklı denemeler yapmaya çalıştım. Ve hepsinde olumlu sonuçlara ulaştım. Sorum şundan dolayı, çünkü biz de geçen seneden beri raku konusunda grupla beraber bayağı yol almaya çalışıyoruz. Bu sene de ben bu konuda yoğunlaşmayı, sizden de destek tabii ki alacağız. Ama okuyarak, öğrenerek öğrendiklerimde hani çömlekçi çamuru kullanacaksanız eğer çömlek yapan insanlardan özellikle güveç yaptıkları çömleği almayı tavsiye ediyorlar. Eğer döküm çamuru kullanacaksak da içerisinde magnezyum oksit alümina katmamız tavsiye ediyorlar %5, %4 oranında. Ben de o yolda ilerlemeye çalışıyorum. Sizin ben ESC1 çamuru var bizim elimizde Eczacıbaşı'nın. Geçen sene Eczacıbaşı'nın ESC1 çamuruyla yaptığımız dökümlerden oluşturduğumuz formları gayet başarılı sonuçlar aldık. Dokuda şoklamaya bir şey oluşmadı. Bir şeyiniz falan çatladı ama çoğunluğunda gayet iyi sonuçlar aldık. İçine hiçbir şey katmadan, grok falan da katmamıştık. Ama bu sene hani şansa bırakmadan 25 kiloya 5 kilo alümina katarak döküm çamuruna daha sağlam bir bünyeye ulaşmaya çalışıyorum. Bakalım, deneyeceğiz, göreceğiz Ayvalık'ta bu sene. Yani tabii benim burada yaptığım bu uygulamaların tamamı ESC, Eczacıbaşı döküm çamuruyla, bütün büyük olan yani naked rock ile yaptığım bütün çalışmalarım burada, bu sunuma koyduklarım hepsi döküm çamuruyla. Kimisi 25-30 santimetre çapında işlerim de var. Tabii ben gazlı fırın kullanmıştım uygulama yaparken. Sadece çok yüksek dikey 45-50-60 santim yüksekliğinde olan işleri kaybettim. Geri kalan uygulamalarda kapalı bir form bile olsa, büyük bir form bile olsa o ısısal şoku da düşünerek nasıl çalışmam gerektiğini bu süreçte geliştirdim ve çok fazla kaybım olmadı. Teşekkürler hocam. Devam edelim, ben zamanınızı almayayım. Yok, estağfurullah. O yüzden de oraya geldik. Alın lütfen. Burada çalışmalara devam edeyim yine. Orada sergilenenler. Hocalarımız geldi. Sağ olsunlar sergime. İstanbul'da onlarla da orada buluşmuştuk. Böyle bir koleksiyon hazırlamıştım Unisera için. Serenova standında birlikte sergilenmişti. Benim için de keyifli oldu.
Aynı yıl Romanya'ya davet edildim bir sempozyum için. Kukuteni isminde bir köyde, Ionele isminde bir seramikçinin düzenlediği bir sempozyuma konuk oldum ve orada çok hızlı bir şekilde bir seri çalışma yaptım. Hepsinin üzerinde tabii farklı dokular çalıştım ve bir duvar düzenlemesi yapmak istedim. Onun örneklerini koydum. Çapları ne kadar hocam bunların? Yani çapları çok küçük, 15 santimetre çapında her biri. Bayağı küçük. Minik ve detaylı işler yani. Evet, evet. Arzu, Sibel, Sibel söz sende. Bu işlerde bazıları kese kağıt rengi görüyorum. Onlar da sırlı mı? O özel mat bir sır mı yaptınız? Burada bunlar şu anda sadece şekillendirdiğimde çektiğim fotoğraflar. Pişmemiş olarak. Evet, pişmemiş halleri. Kahverengi, yani bizim burada da kullandığımız çamurun kendisi pişmemiş rengi. Tamam. Burada da bu tabii duvar düzenlemesine geçtiğim zaman ki rengi burada da kullandığımız çamurlardan bir tanesi. Çok gri görünüyor çamur. Burada değil de burada aslan tuğlanın şamutlu çamuruna benziyor. Bir önceki fotoğrafta burada bayağı siyah gri görünüyor çamurlar. Evet, bunlar tabii pişmeden önceki hali olduğu için yani gerçek rengi değil, piştikten sonra kahverengiye dönüşüyor. Burada olduğu gibi. Böyle bir düzenleme yaptım. Ondan önce de Vitra Seramik Sanat Atölyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü işbirliğiyle gerçekleştirdikleri bir Artisan Residency programı var. Oraya davet edildim. 11-21 Ekim 2018'de. Tabii 9-10 gün kadar kalabildim. Bir hafta kadar kaldım ve çalışma yaptım orada. Benim için güzel bir deneyim oldu. Çok önemli bir yerde güzel insanlarla ve öğrencileriyle bir arada olmak bana büyük mutluluk vermişti o dönem. Orada yine bir seri çalışma yaptım ve atölye çalışması esnasında da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarım Bölümü öğrencilerinin davetli sanatçıyla birlikte çalışma, onunla tanışma, konuşma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı verildi ve ben de oranın öğrencilerini tanıdım. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Onlar o süreçte gelen sanatçıya yardımcı olup birlikte gündüzleri çalışma yapmıştık kendileriyle. Şu anda Mimar Sinan'ın Vitra Seramik Sanat Atölyesi 2012-2022 yılları arasında davet ettikleri sanatçıların eserlerinden oluşan 10 isimli bir sergi hala açık. 5 Nisan tarihine kadar uzatıldı. İstanbul'da Tophane Yamili Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 5 Kubbe Galerisi'nde. Hala açık ve 5 Nisan'a kadar izlenebilir. Çok değerli, önemli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bu yılın önemli sergilerinden bir tanesi. Benim de Artisan Residency programında yaptığım çalışmalar bu sergide yer alıyor şu anda. O zaman 5 Nisan'a kadar İstanbul'da bulunacak ya da bulunan ya da oraya yol düşecek olan arkadaşlarımıza şiddetle tavsiye edelim. Tophane-i Amire de bu sergiyi izlesinler, değil mi? Evet, kesinlikle. Vitra Seramik Sanat Atölyesi'nin sergisi. Sergilerden devam ediyorum. 2015 yılında Bodrum Nuroğlu Sanat Galerisi'nde Yüksel Hanım'la birlikte gerçekleştirdiğimiz sergilerimiz oldu, kişisel sergilerimiz. Onun için yaptığım çalışmalar var ve ben seramik dışında farklı malzemeleri de nadir de olsa kullanmaya çalıştığım bir dönemde. Dolayısıyla tabii Evrim Özeskici'nin çalışmalarıyla birlikte onun renkli dünyasının içinde de olmak belki beni etkiledi o dönem, öyle düşünüyorum. Seramikte o kadar renk çeşitliği elde edemesem de başka malzemelerle o renkleri aradığımı görüyorum şimdi. Onunla birlikte gerçekleştirdiğimiz iki sergimiz oldu. O da onlardan bir tanesi. Tabii Eller serisi ve Kalpler serisini farklı biçimlerde de uygulamalarını yaptım. Bunlar da onun devamı.
böyle çalışmalar yapmıştım o sergi için. Sizin işlerinizde hep bir katmanlandırma var. Bir böyle üç boyutlu katmanlarla yakalıyorsunuz. Evet, Burada biraz öyle. Aslında çok o yani üç boyutu tamamen kapalı olan biçimlerden ziyade biraz daha kapalı, biraz daha merak da uyanan belki de çalışmalar yapıyorum. benim favorim. Evet. Yine sırlarla uygulamalar yaptığım, yüzeylerde uygulamalar yaptığım çalışmalar. Evet, böyle bir sergimizdi. İş Sanat İzmir Galerisi'nde 2014'ün sonunda, 2015'in başına kadar yine Evrim Özeskici ile yaptığımız ilk sergimizdi bu. O dönem Seramik Türkiye Dergisi'nde Solda Hasan Hocam'ın çalışmasının dergiye kapak olduğu sayısında bu sergiyle ilgili haber yayınlanmıştı. Onu da burada dahil etmek istedim. Tabii bu sergi benim çok heyecanlandığım bir sergi oldu. Çünkü İzmir'den ayrıldığımda geri dönüşümün hocalarımla, arkadaşlarımla bir araya geldiğim sergim oldu. O yüzden benim için çok kıymetli. Galeriden görünümler koydum. Yaptığım işlerimi nasıl düzenledim, nasıl izleyiciyle bir araya getirdim. Biraz detay fotoğrafları da var arada. porselen değil, değil mi hocam bunlar, seramik? Bunların hepsi döküm. Yani 1150 derecede sır yaptıysam 1150 derecede sonlandırdığım, son pişirimini yaptığım işler. Döküm çamuru ESC Eczacıbaşı'nın. Üzerinde küçük fırça darbeleriyle ve sırları geliştirdiğim sırları kullanarak böyle uygulamalar yapmıştım o dönem. Sırları siz bir dekor gibi kullanıyorsunuz, bir yüzey oluşturmaktan ziyade. Yani şimdiye Evet, kadar yer yer gördüm. kullanmayı, evet o dönem genelde öyle yaptım, kullandım. Ve genelde sırları tek bir kapatıcı bir tabaka olarak değil de alttaki yüzeyi, bünyenin rengini de görebileceğim ama üzerine ikinci bir katman olarak evet daha dekoratif işler diyebilirim bunlar için. Evet, bu da İş Bankası sanat koleksiyonundaki çalışmam. İş Bankası Sanat Galerisi'nin iki ayrı mekanı vardı. Bu sağ tarafta benim sergimdi. Solda da Evrim Özeskici resim sergisi vardı. Burada yine yaptığım düzenleme, yer düzenlemesine yer verdim. Yine kalplerim. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Tabii bu kalpleri neden yaptım? O dönemde bulunduğum ortam diyeyim, yani çalışma hayatımdaki değişiklikler, o küçük küçük kalp formları, kalp şeklindeki formları üretmeme sebep oldu. Tabii sayısız üretim yaptım. Bunların arasında da sürekli atölyede düzenli olarak çalışırken bir tanesinin sürekli başına bir şeyler geldi. Burada kaide üzerinde bulunan kalbin her defasında bazen öğrenci gelip çarptı, düştü, kırıldı. Ben tekrar yapıştırdım. Bazen pek çok bir tane pek çokların arasında üzerine bazen çay döküldü. Yine onun başına. O kadar parçanın arasında sadece burada görünen o küçük forma sürekli bir şeyler başına bir şeyler geldiğini gördüm ve ilgimi çekti ayrıca dışarıdan bir bakan göz olarak. Neden sürekli buna bir şeyler oluyor diye merak ettim ve ben onu sürekli yanımda taşımaya başladım.
Paratoner gibi bütün melaneti çekmiş. Evet, çok çekerek, yani çok defa kırıldı tabii, ben onu sürekli yapıştırdım. Hep yanımda taşımaya başladım ve sonra onunla tabii bütünleştim diyebilirim. Neredeyse 2-3 sene boyunca sürekli yanımda taşıyarak, yurt içinde, yurt dışında, başka şehirlere gittiğimde, sempozyumlara bile gittiğimde yanımda götürdüğüm bir nesneye dönüştü. Çok küçük olduğu için taşımakta da sıkıntı yok ve ben onunla birlikte her günümü anlatabilirim. Bulunduğum yerde herhangi bir mekan bulup onu rastgele koyup fotoğrafladım ve binlerce fotoğrafım oldu. Her biri de benim aslında günlüğüm niteliğinde. Çünkü o gün hissettiğim, gördüğüm, paylaşmak istediğim ya da görüntüye dönüştürmek istediğim duygularımı onunla birlikte bir fotoğrafa dönüştürdüm. Ve böyle bir seri oluşturdum. Sonra, harika valla. Sonra tabii gittiğim yerlerde, şimdi sizinle burada paylaştığım gibi, gittiğim yerlerde kişilere, sanatçılara, sempozyumda ben bunu anlattım. Çünkü hep benim yanımda, herkes merak etti neden bu sürekli Şirin'in yanında diye. Kısaca bahsedip bu defa sanatçıların ve onunla bir araya gelen kişilerin bu hikayeyi duyduktan sonra onlarda uyandırdığı duyguyu ve hissi sorarak onları fotoğraflamak istedim bu defa. Hem kişilerle hem sanatçılarla bir arada, çok değerli tabii seramik sanatçılarıyla bir araya da gelme fırsatı buldu bu küçük obje, öyle diyeyim. Onların hep bende görselleri, fotoğrafları var. Ve onları tabii ben sadece tek bir sergi olarak sergilemeyi düşünüyorum. Daha onlar ortaya çıkmadı. Ama eser hala benimle birlikte ve burada İş Bankası Sanat Galerisi'ndeki sergide sadece bu seriden 5 tane çalışmayı seçerek fotoğraflarıyla birlikte eserin kendisini sergiledim. Bu fikir tabii kişilerle eseri bir araya getirme fikrinden önce Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi'nde bu serinin ilk çalışmasını yapmıştım ve orada sadece bahsettiğim, benim tamamen günlük yaşamımla ilintili fotoğraflar çektiğim seriden oluşuyor. İş Bankası Sanat Galerisi'ndeki sergi sonrasında olduğu için burada sadece bir tane bu çalışmayı yaptım. Kişilerin olduğu, değerli sevdiğim insanların olduğu ve benim kalbimle birlikte bana anlık fotoğraflar ve görüntüler veren kişileri bir araya bu şekilde getirmek istedim sergide. 40 kalbin güncesi diyebiliriz yani buna. Evet, evet öyle. Maalesef Kuğulu'daki galeri kapandı. Artık orada çalışmıyor. Yani zaten çok nadir galerimiz kalmıştı artık sokak arasında. Banka galerilerini yavaş yavaş kapattılar. Şu anda da kapalı bildiğim kadarıyla. Evet, İş Bankası Sanat Galerisi de öyle. Evet. İzmir'de, Konak'ta. Tabii biz her zaman içinde yaşadığımız, gördüğümüz, hissettiğimiz şeylerle hatırladığımız için benim için hala onlar yaşıyor. Evet, seriden devam edeyim yine, Eller serisinden. Bir sorumuz var hocam. Sevinç Ulubatlı söz almak istiyor. Buyurun Sevinç Hanım. Merhabalar. Galeri kapandı dediniz ama ben hani yanlış bilgi olmasın diye Ziraat Bankası'nın galerisi hala açık Tunalı'da. Hatta ben 2 gün önce bir sergi vardı, oraya gezmeye gittim. Onu küçücük araya not eklemek istedim. Şimdi biraz daha sevindim. Onun için de üzülmüştüm. Teşekkür İyi ki haber verdiniz. Evet, gerçekten açık. Güzel bir haber. Epeyce uzun süre kapalı kaldı. Pandemiden dolayı kapalı kalmış. Pandemi bitince orayı da yavaş yavaş aktive etmişler. Çalışıyor yani. Kapalı değil. Bu çok güzel haber. Gecenin haberi oldu. Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun Şirin Hocam. Evet. Sergiden yine birkaç görüntü daha paylaşmak istiyorum. Böyle serilerim oldu ellerle birlikte. Gerçek el ve benim biçimlerimdeki, benim ellerim, benim ürettiğim ellerin bir araya gelişinde böyle bir seri oldu. Biraz keyifli, eğlenceli bir seri. Onlara da yer vermiştim.
Tabii yaptığım çalışmalardan Naked Raku ile ilgili, Sırsız Raku ile ilgili yaptığım çalışmalara da yer verdim bu sergide. Bunlar epeyce büyük olan çalışmalar, sormuştunuz. Büyüklük, küçüklük sorunu yaşadık mı diye. Çamurun dayanıklılığında bir sıkıntı olmadı. Tamamen ESC ile yaptığım çalışmalar, döküm çamuruyla. Ve Raku'ya Raku uygulaması yaptım. Sonrasında da gayet sağlam kalan çalışmalar bunlar. Çok güzel, çok güzel. Arzu Hanım buyurun. Yine ben de. Hocam ESC 1 mi? Efendim? ESC 1 mi? Şimdi evet. ESC 1 mi, ESC 3 müydü? ESC 1 eczacı başının. O şahane o zaman. Bu benim çok işime yarayacak. Bizim de Arzu. Bizim de çok işimize yarayacak. Yani çünkü ESC1'ler bitmeden biz böyle Türkiye'deki bütün ESC1'leri bir topladık bir grupça. Elimizde var ESC1. Tabii uygulamalar yapmak lazım. Yani biraz tabii malzemeyi de tanımak gerek. Uygulama yapıp aslında kendimiz de deneysel olarak sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Biraz ya tabii üzerinde çalışmak gerek. ESC1'le ben 30 yıldır hep ESC1'le çalıştım. O malzemeyi çok iyi tanıyorum. Hı-hı. Hani geçen sene biz Raku'yu bu grupla deneyimlemeye başladığımızda, ben Hacettepe mezunuyum ama ben 89 yılı mezunuyum. Bizim zamanımızda da Raku diye bir şey Türkiye'de yoktu. Hani üniversitede gördüm ne bir başka yerde. Ama bu arkadaşlarla beraber deneyimlerken de ESC1 elimde oldu. Biz tesadüfen başarılı olduk. Sizin de bize bugünkü katkınızla hani daha bir yürekleneceğiz inşallah. Naked Raku'yu da yapacağız evvelallah. Bayıtın ikinci haftası Ayvalık'a bekliyoruz o yüzden sizi mutlaka. Biz ayırın o zaman. Harika, harika. Buyurun Şirin Hocam. Hı hı. Burada tabii uygulama yaparken tek aşamalı sırsız raku var, biliyorsunuz çift aşamalı var. Yani üzerinde sadece astar uygulaması yapılan, astarın üzerine sır uygulaması yapılan çalışmalar. Tabii ben bu süreçte 5 yıl kadar sadece bu konuyla haşır neşir olduğum için seramikten, çamurdan çıkan her şeyle ilgimi çektiği için özellikle uygulama sonrasında burada dökülen parçaları görüyorsunuz. Aslında pişmiş olan astarlar bunlar. Çok ince, yumurta kabuğu gibi dökülen astarlar. Ben onları da toparlayarak, onları da atmayarak onlardan bir seri çalışma ürettim. Ve bazı uygulamalarımı da burada yaptığım gibi o astarın da kendisini ve birlikteliğini anlatmak, hatırlatmak adına bu şekilde fotoğraflar çektim bazı çalışmaların. Çok güzel görünüyorlar. Arzu iyi bak, öğren, sen de yapacaksın bize bunlardan. Sevinç Hanım buyurun. Şirin Hocama bir soru sormak istiyorum. Perdah kullanıyor musunuz hocam? Yoksa? Evet, evet o konuyu Sevinç Hocam şeyde bu ikinci bir sunum daha yapacağım ya şimdi birazdan. Bu sırsız raku ile ilgili. Orada daha detaylı anlatırım diye düşündüm ama sorduğunuz için teşekkür ederim. Tabii bu ESC1'i uygulamasını yaptıktan, dökümlerini yaptıktan sonra ben yüzeyi perdahlıyorum ve ondan önce tere sicilat astarı da uyguluyorum. İşlerimin, teşekkür ederim Sibel Hanım, çalışmaların pek çoğunda aslında Ruskin'den elde ettiğim tere sicilat astarı mevcut. Dökümden sonra deri sertliğinde tere sicilat astarını uygulayıp onu perdahladıktan sonra ben bisküvi pişirimlerini yapıp sonrasında Naked Raku uygulamaları yaptım o dönem. O yüzden bunlarda da var. Bazılarında var, bazılarında yok. İşlere yakından baktığımızda yüzeylerde bu görülüyor. Belki fotoğraflarda görülmeyebilir. Çoğunda var hocam.
Bunlar tabii yaptığım uygulamalar ve denemeler ama ben deneme niteliğinde kalmalarını istemedim. Onları da ben sergime dahil ettim. Çünkü sürecin bir parçası bunlar. Onlarla ilgili de böyle duvarda sergilemeler yaptım. Her birinde ayrı astar uygulaması ve deneme yaptığım yüzeyler bunlar. Tabii bu İş Bankası Sanat Galerisi'ndeki sergimde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Feyza Çakır Özgün doğdu. Hocam o dönem bana destek oldu ve sergideki çalışmalarımla ilgili bir metin oluşturdu ve Ceramic Art and Perception'da bu yayınlandı. Benim çok büyük mutlulukla ve gururla her defasında baktığım, okuduğum Feyza Hocam'ın yayını. Kendisine buradan tekrar çok teşekkür ederim. Onu da buraya koymak istedim. Merak eden, ilgi duyan ulaşabilir, okuyabilir diye. Evet, yayınlandı. Yine aynı dönemde 2014'te de Sırsız Rakı Araştırma ve Uygulamaları Sanatta Yeterlik sergim oldu. O da 9 Eylül Üniversitesi öğrencisi oldum. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde o dönemin. Böyle bir sergiyle ben test çalışmamı tamamlamış oldum 2014 yılında. Katkı sağlayan hocalarıma da tekrar çok teşekkür ederim. Ve hayatımın ilk sergisi Ziraat Bankası Kolu Sanat Galerisi. Sevinç Hocam, şimdi siz söylediniz. Madem galeri tekrar var, ben tekrar bir başvuru yapabilirim oraya. Çok heyecanlandığım öğrencilikten sonra acaba bir sergi yapabilir miyim? Böyle bir fırsat olabilir mi? Ya da ben ona hazır mıyım? Çalışmalarımla izleyiciyle bir araya gelebilir miyim diye düşündüğüm bir dönemde. Burada sergiyi açma fırsatım oldu ve herhalde hayatımda da en çok heyecanlandığım bir dönemdi bu. İlk sergimi gerçekleştirmiş oldum Ziraat Sanat'ta. O da onun afişiydi. Oradan görüntüler koydum. O dönem sergiden görünümler var şu anda. Evet, o bahsettiğim o Kırık Kalbin Güncesi çalışmanın, o serinin ilk çalışması bu Ziraat Bankası Kolu Sanat Galerisi'nde. Bu fotoğrafların aslında çok büyük bir arşiv olduğu için isterdim ama çok uzun olacağı için onları koymadım. Sadece galerideki eserlerime yer verdim. Bu karşıda fotoğraflar her gün günlük olarak onunla birlikte kendimi bağdaştırdığım ve hissimi, duygumu aktarmaya çalıştığım, fotoğrafla bir araya getirmeye çalıştığım görsellerden oluşuyor. Burada rakı uygulamalarında ortaya çıkan ve pek çok kişinin de aslında atık olarak gördüğü astarların, pişmiş astarları bir araya getirerek böyle kompozisyonlar da oluşturmuştum o dönem. Koltuk ve Adam isimli çalışma bu. Gayet açık görünüyor. Kalbin üstüne basan adam. Bunlar evet. Çok esprili gerçekten. Şalı uçan kadın. Çok hoş. Azar işiten çocuk. Evet. Bilmem, duyguyu tam almış mıyım bilemiyorum. Doğru şeyler mi söylüyorum? Bunu bilemedim. Evet, burada bir kadın var. Tabii bu biraz benim için de eğlenceli, keyifli oyun haline dönüştü bu seriyi hazırlamak. O yüzden pek çok 40 parçayı bir araya getirerek kompozisyonlar oluşturdum o dönem. Sergide de yer verdim.
Davet edildiğim sempozyumlardan bazılarından birkaç çalışma koydum burada. Letonya'ya davet edildiğimde yaptığım çalışmalar. Tabii sempozyumlar benim belki de en çok seramikte en çok neyi seviyorsunuz diye soru sormuştu bana. Ben de sempozyumlarda bulunmayı dile getirmiştim. Çünkü böyle ortamlarda tanımadığınız insanlarla, seramikçilerle bir araya geldiğinizde tanıştıktan hemen sonra atölyeye girip çalışmaya başlamak benim çok sevdiğim bir süreç. Ve insanları, sanatçıları, yapıtlarıyla, yaşamlarıyla bir yandan üretirken tanımak benim çok keyif aldığım bir süreç. Dolayısıyla ben sürekli sempozyumlara giderek aslında yaşamı sürdürebilirim. Yeni insanlarla bir araya gelmek, onların heyecanını yaşamak, tanımak, onları tanımak. Hayatın içinde farklı şeyler de gerçekleşiyor sempozyumlar esnasında. Hem süresi kısa hem tekrarı olmayan, aynı sanatçıların bir araya belki de bir daha gelemeyeceği zamanlar olduğu için çok seviyorum bulunmayı bu tip yerlerde. Orada yaptığım üretimlerden, o heyecanla yaptığım üretimlerden koymak istedim buraya birkaç örnek. Hasan Şahbaz söz almak istiyor. Buyurun evet. Hasan Hocam. Hasan Hocam'la birlikteydik. Ses gelmiyor. Mikrofon kapalı olabilir. Pardon. Şu an tamam sanırım. Tamam. Merhaba. Şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Yani Şirin'in çalışmalarını izlerken hepsi çok keyifli, çok etkili. Sonra da bir tekrar söz almak isterim ama şimdi de sempozyumlar için bir araya girmek istedim. Birkaç sempozyumda birlikte çalışma şansım oldu ve orada daha çok Şirin'i sohbetlerle, konularla tanımış oldum ama Şirin'in o kadar hızlı, pratik, disiplinli bir yönü var ki sempozyum 10 günse 3 günde katılıp o 3 günde 10 günlük çalışmayı yapıp gider. 2 gün sonra gelir, tekrar onların sırlar gider. Böyle de bir disiplini var. Katıldığı sempozyumlardaki o disiplini de çok beğeniyorum. Sempozyumlara az katılıyor ama hızlıca çalışıp sonuçları elde edip tekrar dönüyordu. Bu da çok keyifli. Bu da güzel bir yönü Şirin'in. Ona eklemek istedim. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet, Hasan hocamla da bir arada bulunduk gerçekten. Ben çok seviyorum insanlarla bulunduğumuz yerde, kendi yaşam alanımız, yerimizden, şehrimizden ayrılıp bir yerde bulunmak ve sanatçılarla bir araya gelmek gerçekten çok kıymetli, çok değersiz, çok değerli bir şey. O yüzden Hasan hocamın da sözleriniz için de teşekkür ederim hocam. Çalışmayı çok sevdiğim için ben ona bağlıyorum. Hem heyecan duyuyorum, hem çalışmayı tamamlamak istiyorum, hem sonuca ulaşmak istiyorum. Her şeyi bir arada çok istediğim süreçler oluyor bu sempozyumlar. Dolayısıyla bazen iş sayısı da tabii değişebiliyor ama orada ben bambaşka bir insan oluyorum, öyle diyebilirim. Ne güzel, ne güzel. Devamı evet, olsun. Umarım. Birlikte olsun hocam. İnşallah. Evet, bu çalışmalarda da Hasan hocamla birlikteydik Letonya'da. Onunla birlikte çalıştık o dönem. Polonya'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde Wrocław'da gerçekleştirdiğim bir workshop. Onu koymak istedim. Geri döndüm. Bu tarihler karışık. 2010'da Romanya'da başladım ben bu seriye. Bu çalışmaları yapmaya. Oradaki birkaç görüntüyü koydum. Kocaeli Uluslararası Seramik Sempozyumu'nda yine beraberdik Hasan Hocam. Ben hafta sonları gelip çalışma yapmak durumunda kaldım. Sergide bulunamamıştım ama sergide düzenlemeyi yapan arkadaşlar ve sempozyum süresince bize yardımcı olan öğrenci arkadaşları, o dönemin öğrenci arkadaşları bunlar. Bu arkadaşlarımız şöyle bir şey yapmış. Sergi düzenlemesi yapılmış. Ardından gece galeriye girmişler. Ve benim çalışmam üzerinde kendilerince bir düzenleme yapmışlar. Ve sempozyumda yer alan sanatçıların isimlerini yazarak bir fotoğraf çektirmişler. Tabii zeminde kullandığım benim bu renk mavi toz boya.
Ve ben o dönem birkaç sergilememi böyle yapmıştım. Aslında onun o zeminde mavi boyayı ya da farklı bir boyayı kullanmamın sebebi özellikle sergide bazen izleyicilerin seramik kırılgan bir malzeme biliyorsunuz. İzleyicilerin dikkatsiz şekilde eserlerin etrafında dolaştıklarını görünce bazı eserlerin de kazara çantaya takılıp düşüp kırıldığını görünce dedim ki bir dakika yani burada bir dikkat işareti olması lazım ve ben toz haldeki pigmenti bu zeminde kaidelerin üzerinde uyguladım, kullandım bir dönem. Bunun da bu malzemeyi de yanımda getirmiştim. Sergilemenin böyle olmasını istedim ve öyle bir malzeme ki aslında bu yaklaştığınız zaman kıyafetinizi direkt üzerinize yapışan, kirleten ve aman dikkat buraya yaklaşmayın sinyali veren bir malzeme. İşlerimin zemini tek renk olmasını istemiştim ve bu mavi boyayı taşıdım. Tabii onlar sergi düzenlemesinde bunu da keşfedince çok dikkat isteyen ve elenerek böyle uygulanması gereken bir malzeme tabandaki. Herhalde onun cazibesine kapılarak gece girip üzerine müdahale yapılan bir malzeme olduğu için isimlerimizi yazıp I love you yazmışlar. Biz de sizi seviyoruz. Fotoğrafı bana göndermişlerdi. Seviyorum bunu da. Evrim Bey buyurun. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, evet. Aha. Şirin, çocuğumuzu uyuttum. ancak gelebildim. Yani sunumun belli bir kısmına katılabiliyorum şu anda. Yani şunu eklemek istiyorum. Tabii farklı disiplinlerdeyiz. Benim alanım resim, Şirin'in seramik ama yani katıldığımız sempozyumlarda, ortak seramik sempozyumlarında çok farklı deneyimler keşfettik. Örneğin Şirin'e söylemiştim. Acaba dedim ben hani seramik yüzeyine resimsel bir ifade yapabilir miyim diye. Şirin de tabii bana plakalar açtı ve plakalar üzerine Hırvatistan'daydı değil mi Şirin? Evet. Hırvatistan'daydı. Bir de Sırbistan'daydı sanırım. Orada farklı deneyimler elde ettik. Çok da değişik farklı metotlar geliştirdik. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında farklı disiplinler olsa da aynı ifadeyi ya da aynı dili konuşabildiğimizi gördüm ben. Hani bu seramik olabilir, heykel olabilir, farklı disiplinler olabilir. Yani sadece malzeme farklı ama konuştuğumuz dil aynı olduğunu orada yaşayarak deneyimlemiş oldum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela yaptığı çalışmalarda tabii eşi olarak daha belki yakın plandayım. Gözlemleme fırsatı oldum. İşin sadece teknik boyutundan öte bir de kavramsal yanını da vurgulamaya çalışıyor. Bu yeni ve farklı bir durum bence. Yani seramik sanatında, seramiğin farklı unsurlarında yani güncel sanatına baktığımızda bunun farklı bir deneyim ve farklı bir ifade arayışı olduğunu keşfettim. Yani bir resimci olarak bunu söyleyebilirim. Bu yüzden kendisini kutluyorum. Harikasınız Evrim Hocam. Ne güzel böyle birbirini tamamlayan eşler, birbirini besleyen, çoğaltan eşler. Allah mesut etsin. Bir yastıkta kocamanızı diliyoruz. Teşekkür ederiz katkınız için. Ben toplantıdan ayrılmak durumundayım. Bir yandan da resim yapıyorum. Bir yandan da Lora'ya bakıyorum. O yüzden sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Katıldığınız için teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Evet, Şirin Hocam. Hasan Hocam sanırım. Sanıyorum Hasan Hocam elini indirmeyi unuttu. Söz istemişti. Tamam. Devam edelim. Evet, yine sempozyumlardan devam ettim. Birkaç örnek. Menemen'de birincisi gerçekleştiren alternatif pişirim teknikleri çalıştayı olmuştu. Tüzüm Hocam da vardı onunla birlikte. Onun davet ettiği sanatçıların olduğu.
bir pişirim teknikleri workshopu gerçekleşti ve sergisi de Atatürk Kültür Merkezi'nde İzmir'de 2013 yılında olmuştu. Oradan görüntüler koydum. Olimpos'ta olduğumuz süreçte yaptığım çalışmalar 2016 yılında. Yine sonrasında Mersin'de farklı sanatçılarla bir araya geldiğimizde ürettiğim çalışmalar bunlar. Barcelona'dan bir davet almıştım geçen sene ama pandeminin devam eden süreci ve etkilerinden dolayı ilerleyen bir tarihe attık ama onu da çalışmasını koymak istedim. En son birkaç ay önce Mehmet Nuri Göçen Vakfı'nda Seramik Çalıştayı, Uluslararası Seramik Çalıştayı'nda yine Tüzün Kızılcan hocamız ve pek çok sanatçıyla bir araya geldiğimizde ürettiğim çalışmaları da dahil etmek istedim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sergide bana ilginç gelen bir konu olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Dünyanın farklı yerlerinde pek çok sanatçının bir araya gelip aynı zaman diliminde bir dakikalık süre içerisinde ürettiği sanat eserlerinden oluşan bir sergi. Bu iki küçük şekli de bize söylenen zaman diliminde başlayarak bir dakika içerisinde ürettim. Ve eserleri evet Amerika Birleşik Devletleri'ne biz göndererek, tabii farklı disiplinler var, bir içinde resim var, fotoğraf var, performans var. Bu ilginç genel bir konu oldu bana. Umarım tekrar tabii böyle fikirlerin, farklı fikirlerin olduğu sergilerde yer almak hep heyecan verici. Bunu sadece burada paylaşmak istediğim için koymuştum. Bu çalışmalar Hırvatistan'da yaptığım ve o dönemde sempozyum döneminde kendi gazetelerinin kendi dillerindeki gazetelere bakarak dili bilmediğim için sadece fotoğraflarından ve görsellerinden günlük hayatta olan olayları bir yabancı gözüyle sadece fotoğraflardan algılayarak ne olduğunu çözmeye çalıştım. Bir 10 günlük süre içinde gerçekleştirdiğim çalışmalar. Hocam ve süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son yarım saat 35 dakikamız kalıyor. Tamam. Tekniği de hızlıca çok merak ediyoruz. Evet. Evet, bunlar yani hepsi başlı başına saatlerce konuşulacak işler gerçekten. Evet, 9 Eylül'de başladığım öğrencilik döneminde her şey böyle başladı dediğim çalışmalarımla devam ettim. Şimdi böyle bir süreci yaşıyorum ve 2023 yılında da bir sergi hazırlığım var. Onun için yaptığım çalışmalardan birkaç tane buraya da dahil etmek istedim. Daha bitmedi bu çalışmalar. Şekillendirme aşamasında çektiğim fotoğraflar bunlar. Harika. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Biz de çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Gerçekten şahane işleriniz var. Takip edeceğiz her türlü ortamda. Şimdi diğer teknik konuya, sizin merak ettiğiniz konuya bir geçiş yapalım. Onu da çok hızlıca anlatayım çünkü galiba 1,5 saat olmuş değil mi? Evet, biraz ben de hata oldu. Evet. Süreyi uyarmadım sizi. Biraz uzunca girdik giriş kısmına. Gerçi çok ilginçti tabii. Çok da memnun kaldık. Şu an tamam herhalde değil mi? Ekranda herhangi bir şey görmüyoruz. Şimdi paylaşılıyor. Evet. Sırsız Raku. Evet, ekranda şu anda gördük. Evet, Sırsız Raku dememin sebebi bu sanatta yeterlik çalışmalarının esnasında danışman hocam ve jüri üyeleriyle birlikte özellikle Türkçe bir terimin kullanılması gerekliliği ve seramik literatürüne kazandırılmak adına hep beraber ortak bir fikir ve öneriyle sır kullanılmadığı için oluşturulan bir rakı çeşidi olduğundan Sırsız Rakı ismini kazandırmış olduk literatüre. O yüzden onu kullanıyoruz. Ama tabii yaygın olarak bilinen Naked Rakı. Tabii Atilla hocamızın sizlerle birlikte sunumu olmuş o rakıyı çok detaylıca anlatmıştır. Ama özellikle 16. yüzyılda
Japonya'da ortaya çıkan bir teknik olduğunu biliyoruz. Ve o dönem siyah rakı çay kasesi olarak nitelendirilen kaselerden birkaç tane, burada 16. yüzyıl örneğini koydum. Sonrasında rakı ailesinin hanedanlarından şu anda 15. olan ailenin üyesinin çalışmaları var, 1993 yılına ait. 2012 yılında yaptığı yine rakı çalışmaları var, burada görüyoruz. Tabii Bernhardt'li için Litz Çömlekçilik Atölyesi'yle birlikte, Uzak Doğu ile olan ilişkileriyle birlikte rakı Batı dünyasına tanıtılıyor. Ve sonrasında pek çok seramik sanatçısı, Hanriger gibi sanatçılara örnekler koydum buraya. Kendileri bu rakuyu, rakı tekniğini uygulamaya, deneyimlemeye ve eserler üretmeye başladılar. Burada Paul Sodner'in aynı şekilde rakı dediğimizde akla gelen kişilerden bir tanesi, önemli seramikçilerden bir tanesi. Ülkemize biz dönüp baktığımızda Atilla Cengiz Kılıç'ın bu konudaki deneyimlerini çok değerli buluyorum. Aynı şekilde Mutlu Başkaya hocamızın yaptığı uygulamalar, eserlerindeki rakuda yaptığı yöntemler, uygulamalar da eşsiz. Dolayısıyla ondan da bir örnek koymak istedim. Aynı şekilde Mürşit Cemal Özcan hocamız rakı konusunda benim örnek aldığım hocalarım onlar. Burada tabii sırsız rakı nedir'ye hızlıca girmek gerekirse, burada Eduardo Lazo'nun bir kitabı var bununla ilgili. En çok bilinen kaynak o. Onu siz edindiğinizde pek çok bilgiye sahip oluyorsunuz. İngilizce bir kitap. Ondan bir örnek koymak istedim. Sırsız rakıyı tabii ortaya nasıl çıkmış bu? 1980'lerden itibaren aslında gelişen bir teknik bu ve Jerry Kaplan'ın rakı redüksiyon kalıbında şablon desenleme yöntemiyle işte şeye, ateşe maruz bırakarak üzerinde kalın bir astar tabakası görünüyor sonunda. Sonrasında üzerine bir desen çizilmesiyle yaptığı uygulamaları var. Burada gördüğümüz gibi dans eden figürleri var. Bununla birlikte de Kate ve Will Jacobson'un uygulamaları var. Özellikle sırsız rakı, naked rakı dediğimizde renkli astarları da bir arada kullanan, renkli görüntülerin elde edildiği, teyzenin bahçesi olarak çevirdik bunu biz. Fırça ile sır uygulaması, kazıma, boyama ve porselen astarla gazlı pişirinde isleme ve sırsız rakı sonucunda elde ettikleri çalışmalardan bunlar. Aynı şekilde Linda ve Charlie Rix'in de sırsız rakı uygulamaları çok bilinen. Onlar da bu şekilde kapalı formlar gerçekleştiriyor. Genellikle terle sicili astarları kullanıyor ve perdaklı yüzeylerle tek aşamalı sırsız rakı tek bir astarla birlikte sonuçlar alıyorlar. Burada One Step Naked Rakı diye geçiyor. O kitapta da aynı şekilde. O yüzden tek aşamalı sırsız rakı ve astarı olarak çevirdim ben burada. Burada Charlie ve Linda Rix'in kullandığı astarın kalınlığını görüyoruz. Eliyle bir daldırma yaparak yoğunluğunu göstermiş ve pişmiş olan, bisküvi pişirimi yapılmış olan seramiğin yüzeyine sadece bir astar uygulaması yaparak rakı pişirimi sonucunda tek aşamalı sırsız rakı astarının indirgeme sonrasında da gördüğünüz gibi yumurta kabuğu şeklinde dağıldığını ve indirgeme esnasında astarın arasındaki çatlaklardan dumanın içine girdiğini ve bu yüzeyi elde ettiğini biliyoruz. Onun örneği burada tek aşamalı sırsız rakunun uygulamasında özellikle maskeleme yöntemi de çokça uygulanıyor. Burada bantlama yöntemiyle ağzını kapatarak astara daldırıldığını görüyoruz. Sağ tarafta da maskenin kaldırıldığını ve bu şekilde indirgemeye dahil edildiğini, 15 dakika bekletildiğini, kısa sürede bile olsa fırında 780-800 dereceye ulaştığında astarın sağ tarafta fırın deliğinden gördüğümüz gibi çatladığını ve aslında dökülmeye hazır bir kıvama geldiğini görüyoruz. Burada tabii fırın sıcaklığı 800 dereceye yakın bir yerde rakı maşasıyla dikkatli bir şekilde çömlek fırından alınıyor ve redüksiyon bölümüne konuluyor. Soğuma işlemi gerçekleştiriliyor ve çömleğin metal kutuda bekletilmesinin fotoğrafını görüyoruz. Ardından çömlek soğuduktan sonra da yüzeydeki astarın uzaklaştırıldığını elle ya da bir kesici aletle çok rahatlıkla siz bu astarı yüzeyden uzaklaştırarak
Charlie Dix'in yaptığı gibi, sade elde ettiği gibi son görünümlü çömleğin son görünümünü görüyoruz. Tek aşamalı sızdırak uygulaması yapıyor. Mark Richardson'ın yaptığı uygulamalar var. O da porselenle kullanıyor yaptığı uygulamalarda. Burada görüyorsunuz yukarıda bisküvi pişirimi yapmış ürünü astarlıyor yoğun bir şekilde. Birbirine zarar görmemesi için, değmemesi için parçaların gazete kağıdıyla birbirinden ayırıyor ve bir sepetin içerisine, metal bir sepetin içerisine yerleştirip fırına koyuyor. Ve bu şekilde uygulama yapıyor. Ardından bir metal varilin içerisinde gazete kağıtları ve talaşla birlikte 800 derece gibi bir derecede çıkarıp aynı anda pek çok işi sırsız raku sonucuyla ortaya çıkarabiliyor. Çift aşamalı sırsız rakuya baktığımızda karşımıza yine Charlie ve Linda Dix'in ve özellikle Vali Asselberg'sin çalışmaları dikkat çekici. Onlardan örnekler koydum. Burada özellikle o renkli yüzeylerin elde edildiği sırsız raku tekniğinde astarın ve burada sırın bir arada kullanıldığını görüyoruz. Farklı astarların uygulamasını yapıyor sanatçılar yukarıda görüldüğü gibi. Üzerine sır uygulaması yaptıktan sonra kazıma yöntemiyle, sgraffito yöntemini uyguluyorlar aslında. Çömleğin pişirimi hazırlanmış oluyor. Sonrasında uygulama sonrasında da yüzeyde gördüğünüz gibi sağ tarafta astarın döküldüğünü ve kazıma ile ve alttaki renkli astarların elde edildiğini görüyoruz. Tabii ilgi çekici yüzeyler bunlar. Yine Kate ve Will Jacobson'un çalışmalarından örnekler. Gaz fırınında rakı pişirimi gerçekleştiriyorlar. Onun dışındaki birkaç sanatçıya daha yer verdim. Yine Vali'nin çalışmaları bunlar. Astar ve sır uygulaması yapıyor. Dökme yöntemini uyguluyor burada ve astar tabakası kuruduktan sonra da üzerine sır uygulaması yapıyor ve işlerini pişiriyor. Sonrasında da burada gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla kazıyarak burada görülen sonuçları elde ediyor. Burada tabii Mısırlı sanatçı, o da Amerika Birleşik Devletleri'nde sanırım. Asaf Hanna'nın çalışmaları ilgi çekici. Bu konuyu incelediğimizde onlar karşımıza çıkıyor. Onun da çalışmaları çok belirgin, çok karakteristik. Artık bu çalışmaları yapmıyor ama geçmiş dönem çalışmalarına baktığımızda çok ayırt edici, çok belirgin. Aynı şekilde İsrailli sanatçının Simcha Yevan Chen'in çalışmaları bu konuda önemli, öne çıkıyor. Sanatçıyla da bir araya geldik. Dünyanın pek çok yerinde workshoplar gerçekleştiriyor biliyorsunuz. Onun da maskeleme yöntemiyle yüzeylerde bu sonuçları elde ettiğini anlatan fotoğrafları derledim, buraya koymuştum. Roland Summer'ın yaptığı çalışmalar var. Özellikle renkli astarları da kullanıyor. Bazen renkli kırmızı çamuru da kullanıyor. Perdahın çok önemli olduğunu görüyoruz çalışmalarında Roland Summer'ın. Bunlar sadece perdahın pırıltısı mı acaba, yoksa? Evet, sadece perdahın pırıltısı. Evet, sadece perdahın pırıltısı bunlar. Mavi renkli gördüğümüzde mavi renkli bir astar hazırlıyor Roland Summer ve üzerine rakı uygulaması gerçekleştiriyor. Tamamen perdah ve terasicilata. Türkiye'de ilk naked rakı, sırsız rakı çalışmaları yapan kişi Toygan Eren. Onun bir çalışmasına yer verdim. Kendisine de selamlar, sevgiler. Onun da Ege Üniversitesi'nde ben daha bu çalışmaları başlamadan bir sergisi olmuştu. Ve tabii ben de etkilenmiştim o zaman. Deneyimlemek ve kendi çalışmalarımda uygulama yapmak istemiştim. O yüzden bu konuyu seçmiştim. Onun bunda etkisi var. Bunu söyleyebilirim. David Roberts'ın sucuk yöntemiyle şekillendirdiği çalışmaları var biliyorsunuz. Bu çalışmaların üzerinde de özellikle çok belirgin çizgili çanakları var David Roberts'ın. Pek çok kaynakta da onun bu çalışmalarını görürüz. Onun uygulamalarını koydum. Kendi kişisel uygulamalarımdan örnekler koydum buraya. Her birinde ayrı astarlar, bazen üzerinde farklı sırlar, üst üste uyguladığım sırlar oldu. Altta renkli astarlar uyguladığım oldu. Pişirim öncesinde ara ara sadece sır pişirimi yaptığım çalışmalarım oldu. Bu örnekleri de burada sizinle paylaşmak istedim. Beyaz çamur üzerine renkli
menemen çamurundan elde ettiğim ve farklı çömlekçi çamurlarından elde ettiğim terasicilata astarlarının uygulamaları var. Bazısında beyaz terasicilata var, bazısında hiç yok. Bazısı perdahlı, bazısı perdahsız. Üzerine müdahaleler yaparak yazılar yazdım. Bunlardan örnekler var. Tabii hep siyah beyaz bir görüntü gördüğümüz için 3 sene, 5 sene sadece bu yöntemle çalışma yapınca bazı renkli yüzeyleri de görmek istiyor insan. Bunu da birazcık sırları kullanarak dahil etmek istedim. Ara ara çok küçük de olsa gördüğümüz renkler sırlarla elde ettiğim renkler. Hocam burada... sırın, özür dilerim, sırın uygulanması hangi aşamada yapılıyor? Astarın üstüne mi altına mı uygulama yapılıyor? Aynı pişirimde mi çıkıyor yoksa bir pişirim daha mı yapılıyor onlar için? Şimdi bunların hepsini ben deneyimledim. Bazen döküm çamuru hepsi dediğim gibi. Üzerine döküm yaptığımda deri sertliğinde astar uygulamasını ve perdahını yaptıktan sonra daha bisküviye girmeden önce de sırı uyguladığım oldu. Yani şurada yer yer görünen böyle lekesel kırmızı mavi tonlar var. Evet. Bunlar mesela piştikten sonra da uyguladıklarım oldu. Yani pek çok defa aslında uygulama yaptım ama sırlı olanlar özellikle bisküvi pişirimi yaptıktan sonra çoğunu küçük küçük yerlerde sırlar uygulayarak tekrar pişirdim. Ama naked rakuya, sırsız rakuyu yaptığım zaman özellikle bu bölgelere astarın gelmemesini sağladım. Gelmiş olsaydı zaten tekrar yapışıp yeni bir katman oluşacağı için, sır da eridiği için yeni bir pişirimde. Evet. Özellikle sırla astarı üst üste getirmemeye çalıştım onlarda. Zaten daha sonra uygulansa bu naked raku efekti tamamen evet. Gider. Yani oksijen ortamında evet. Pişerse o siyahlığı evet, kaybederiz. Kesinlikle öyle. Burada yaptığım uygulamaların küçük küçük fotoğraflarını koydum. Belki çok küçük bilmiyorum. Burada tabii önce astar hazırlamada yukarıda karışması var. İşte suyu dahil ederek özellikle koyu bir kıvamda astarı hazırladım. Ve bazen astarı renklendirdim pigmentlerle. Ve yer yer farklı uygulamalar yaptım. Mesela bu ikinci sıra çalışmada gördüğünüz... bu sırsız rakı astarını hazırladığımda ben bakır oksidi dahil ettim. Ve sadece uygulama yapacağım formun ağız kısmına bu astarı uyguladım. Geri kalan kısmını tamamen hazırlamış olduğum diğer naked rakı astarını uyguladım. Çok küçük bir fırında, elektrikli fırında o zaman imkanlar öyleydi. Çok küçük bir fırında küçük küçük uygulamalar yaptım. Ve talaşı da kullanarak hızlı bir şekilde sonuçlar elde ettim. En son fotoğrafta görüldüğü gibi. Mesela bu uygulamanın sonuçlarını böyle aldım. Burada gördüğün temizlenen ürün sonuçlarını koydum buraya. Pembe çıkan yer içinde bakır olan. Evet, bakır oksidin oldu. Evet. Evet. Peki hocam, bu astarın... bir özelliği var mı yoksa bizim seramikte uyguladığımız herhangi bir astarla bu denemeleri yapabilir miyiz? Şimdi yani seramikte özellikle bünyeyle işte bünyeyle astarın özelliği, bünyeyle sırın özelliği birbirine örtüşmesi gerekir. Bunu tabii uygulamalarda ben başladığımda döküm çamurunu kullandığım için astarını da döküm çamurundan gerçekleştirdim. Çok da kolay 5-3-1 oranında 5 döküm çamuru, 3 kaolen ve 1 kuvars olmak üzere bir astar hazırladım. Bunların hepsini tabii deneysel yaptım. Çünkü bu uygulamayı ben geliştirmeye çalışırken tabii her sanatçının, her seramikçinin geliştirdiği ve kendine özel bazen saklamayı tercih ettiği reçeteleri var. Genellikle olabilir. Sanatçıların bu reçeteleri kullanmadığını, yani yabancı sanatçıların da buna çok yakın durmadıklarını gördüm. Dolayısıyla kendim tamamen deneysel uygulamalarla çok basit astar örnekleri var tabii. Hiç yok değil, o Eduardo Lazo'nun kitabında da aynı şekilde var. Çok kolay elde edilecek bir astar ama... Bazen workshoplara gittiğimde mesela Mehmet Nuri Göçen'de yaptım ama orada çok sağlıklı sonuçlar alamadım. Çünkü kullandığım çamurun özelliklerini bilmiyorum. Ben bünyesini bildiğim, işte döküm yaptığım beyaz yüzeyleri olan
çamurlarda iyi sonuçlar aldım. Hatta biz Sevinç Hoca ile benim Çankırı'da bir Nektraku workshop'um vardı. Kendisi Avanos'tan bir kendi biçimlendirdiği bir Avanos'ta ait bir yerel çamurla şekillendirdiği bir form getirmiştiniz hocam siz. Onda mesela çok güzel sonuçlar aldık. Ama tamamen böyle workshoplarda bünyeyi tanımadığımız için uyguladığımız astar ve sıra özellikleri birbirine uyumlu olup olmayacağını bilmiyoruz. Bazen düşündüğümüzden de daha güzel sonuçlar alıyoruz. Yani tamamen deneysel bir ortam workshoplar. Dolayısıyla ben özellikle Türkiye'de bir workshopsa kendi uyguladığım reçetelerin özellikle ESC1'den yapılmış döküm üzerine tekrar ya da onunla astarlanmış yüzeyler olursa daha iyi sonuçlar alabileceğimizi bildirip ona göre workshoplar gerçekleştiriyorum. Teşekkür ederiz hocam. Binnur Hanım, buyurun. İyi akşamlar Şen Hanım. Ben astarlama aşamasını biraz daha merak ettiğim için açılması istedim. Şimdi astarlama aşamasında kaç kat genelde kullanılıyor? Döküme olarak mı kullanılıyor? Veya daldırma mı kullanılır? Bir de kalınlığı ne kadar olmalı veya astarlar arasında ne kadar süre kurutma süresi olmalı varsa eğer? Onları öğrenebilirim. Evet, şurada mesela şu fotoğraf görünüyor mu bilmiyorum ben. Elimi daldırıp astarın kalınlığını... Küçük görünüyor resimler de algılayamadım. Evet, ben evet tabii çok küçük fotoğraflar koymuşum, pardon. Ben algılanır diye düşündüm ama bir dahakine daha büyük fotoğraflar kullanayım. Estağfurullah. Bayağı yoğun gibi görünüyor. Yani çok yoğun, sanki. Çok yoğun kıvamda. Evet, çok yoğun kıvamda. Yani yoğurt kıvamının birazcık daha sulu hali. Yani eldeki yoğunluğundan anlaşılıyor aslında zaten. Hani normal dökümü yaptığımız çamurun içine siz daldırdığınızda elimizde bu kadar büyük bir katman kalmaz. Burada şu anda çok yoğun, yani neredeyse kütlesel olarak diyebileceğim yoğunlukta. Özellikle şuradaki fotoğrafa baktığınızda üzerinde uygulanan o siyah astarın kalınlığını da görüyorsunuz ve burada daldırma yöntemiyle tamamen serbest bir şekilde astarın içine daldırıp çıkardığımda şurada görünüyor aslında yine kalınlığı. Burada çok küçük olsa da astarın piştikten sonra özellikle kavladığımdaki kalınlığını da görmek mümkün. Tabii bu fırın çok küçük, 2-3 tane küçük kişi alabilecek bir fırında. Dolayısıyla şurada bakın dökülürken mesela dökülmek üzere burada astar orada bile fark ediliyor. Tabii bu işleri yaparken uygularken ben bildiğimden bu fotoğraflardan biraz zor algılamak belki de şu anda. Başka bir yerde var mı bir bakayım. Burada yine astarın üzerine sıra uyguladım. Bakın burada önce bir astar tabakası uygulayıp sonrasında hazır sırları da kullandım ben burada. Tabii her şeyi denedim. Kendi yaptığım sırlar, düşük dereceli sırlar, hazır bulduğum transparan sırları, opak sırları, her türlü sırı denedim. Ve astarların üzerine sır uygulaması yaptım. Burada astarların da aslında kalın olduğu görülüyor. Şurada bakın ortada bu ateş bölgesinin çok fazla ateşin alevin olduğu yerde kenarlardan dökülen, açılan aslında astarlar var, pişmiş astarlar. Orada onun kalınlığı görülebiliyor. Tabii sonuçta da böyle... Üç kat yapılabilir mi astar? Tabii yapılabilir. Ya bu astar uygulaması çok yaşken, yani hemen mesela aldık seramik çalışmayı aldık, daldırdık. Ben hemen fırına mesela pişirime koyup uygulamasını yapıyorum. Birkaç kat yapabilirsiniz. Birkaç kat yaparken mesela biraz kurumasını beklememesi mi gerekiyor? Ne kadar bir saatliğe gelmesi? Hayır, hiç beklemenize gerek yok. Siz uygulamasını yapıp zaten yoğun olarak hazırladığınızda birkaç kat yapmanıza gerek yok. Yani bu her sanatçının aslında kullandığı astar ve bünyenin uyumuyla ilgili yaptığı kendi denemeleri ve uygulamaları. Yani bunları mesela burada bu fotoğraflar üzerinden konuşmak tamam çok güzel ama workshoplarda özellikle birebir her şeyi gözümüzde gördüğümüzde daha anlaşılır, daha pratik, çok kolay uygulanabilir bir yöntem olduğunu görüyoruz. Ama tabii çok yaygın olmadığı için merak uyandıran, pek çok kişinin de öğrenmek istediği bir yöntem. Tamamen deneysel bir yöntem. Yani
üzerinde kontrolü sağlayamadığınız, bazen sağladığınız ama genellikle sonuçlarının hepimizi şaşırttığı deneysel, bazen kırılıyor, bazen kaybediyorsunuz çalışmaları. Tabii heyecanlı. Oldukça fazla deney yapmak gerekiyor yani. Yani evet tabii, yani benim tabii sanatta yeterlik sürecimde yaptığım çalışmalar olduğu için ben onun için zaten atölyeye girip sadece deneyler, uygulamalar yapmak üzere girdiğimden yapabileceğim her şeyi, çeşitlendirebileceğim her şeyi, her türlü malzemeyi kullanmayı tercih ettim. Çok fazla sayıda uygulama yaptım, çok fazla sayıda pişirim yaptım. O esnada çalışmalarım tabii paylaşmaya başlayınca, insanlar öğrenmeye başlayınca farklı üniversitelerden davetler aldım. Öğrencilerle bir araya geldim. Pakistan'a bile ben sırsız Raku Nekt Raku workshop'u yapmak üzere gittim. Orada da bilmediğim, tanımadığım malzemelerle, temel malzemelerle, ham maddelerle yola çıkarak astarlar hazırladım. Tabii güzel sonuçlar oldu, güzel deneyimler oldu öğrenciler için de benim için de. Arzu Hanım. Hocam bir iki sorum var. Seçtiğiniz talaş özelliği var mı? Ben çam tercih ediyorum birincisi kendi adıma. Fark eder mi? İkinci sorumda bünyeyi fırından çıkarıp tenekeye koyduğunuz zaman talaşla kapattıktan yani 40 dakika falan mı içinde kalması gerekiyor? Yani süre belli mi? Bazı kaynaklarda yarım saat 40 dakika gibi diyor. Bazı kaynaklarda 20 dakika gibi diyor. Sizin süreniz nedir? Anladım. Teşekkür ederim soru için. Bu uygulamalar esnasında ben tabii farklı talaş büyüklükleriyle, yani tane büyüklükleriyle de çalıştım ve farklı odunların talaşlarını elde ettim. Sadece çok küçük partiküller halinde, yani toz halinde diyebileceğimiz talaşlardan ben sonuç almadım. Talaşın tane büyüklüğünün büyüdükten sonra aslında daha çok aktif olduğunu, daha çok etkin olduğunu gördüm. Dolayısıyla talaş çeşidi çam olabilir, meşe olabilir, hani sizin bulabildiğiniz odunlar olabilir. Orada zaten önemli olan hızlı bir şekilde alev alması, ateşlenmesi ve dumana maruz kalan bir bünyenin o dumanı kendi bünyesine çekmesi. Ben çok hızlı, çok seri bir şekilde üretimler yaptım. Yani işte yarım saat süren bir 800 dereceye çıkardım. Sonrasında hemen ilk başta varilli uyguluyordum. Sonrasında direkt yere küçük kümeler halinde talaşı yuvalar yaparak çalışmaları onların içine koydum. Ve çok kısa sürede, yani 15-20 saniyede bir dumanı gördüğüm an benim için yeterli. Yarım saat 40 dakika tutmanıza gerek yok. Önemli olan o alev almadan indirgemenin, islemenin gerçekleşmesi, o dumanın çıkması. İkinci soruyu da yanıtladım sanırım. Teşekkürler. Rica ederim. Burada tabii yine farklı elde ettiğim sonuçlar. Buyurun Sibel Hanım. Benim de, pardon, kusura bakmayın, hastayım biraz. Benim de ufak çaplı bir denemem oldu. Bir grup arkadaşla biz çıplak rakı yaptık, sırsız rakı yaptık diyeyim. Farklı atölyelerden gelmiştik ve herkes ön hazırlığı farklı çalışmıştı. Üstüne önce şamottan çalışılmış, üstüne teresi cilat astarı yapılıp kaşıkla iyice perdahlanmış. Ardından kimisi iki kat sürmüş, kimisi dört kat sürmüş. Farklı farklı uygulamalar vardı. Ve ben 1000 derecede pişirmiştim. Diğer arkadaşlarımızdan 700'de pişiren olmuş. İşte 800'de, 900'de. Sanırım bu pişirme sıcaklığı farklılıkları da fark ediyor. Çünkü elde ettiğimiz sonuçlar çok farklı oldu. Siz kaç derecede pişiriyorsunuz? Ben genelde bisküvi pişirimlerini 1000 derecede gerçekleştirdim. Bütün burada gördüğüm, bugün buraya koyduğum çalışmaların bisküvileri 1000 derece oldu. Ama sırsız rakı yaptığım zamanlarda 850 dereceyi gördüğüm an ben çalışmaların hepsini çıkarıp
çok kısa sürede bir isleme ile bu sonuçları elde ettim. Tabii yani burada astar... Evet. Pardon, yani tabii astarın da pekişme derecesi kullandığınız, yani astarın ve özellikle çamurun içeriğini bilmek gerekiyor. Pekişme derecelerini bilmek gerekiyor. O yüzden zaten her zaman elde edilmesi zor bir yöntem aslında. Yani pek çok kişide farklı farklı sonuçlara sebep oluyor. Ama sürekli bu çalışmaları yapan kişilerin çamuru da tanımış oluyor sanatçılar. Uygulayacağı astarı da bulmuş oluyor. Ve aslında her defasında aynı çamuru ve aynı astarları kullanarak sonuçlar elde ediyor sanatçılar. Burada zor olan sadece bu birlikteliği yakalamak. Yani ben de tüm çamur çeşitlerini denedim. Çok fazla astar uygulamaları yaptım farklı oranlardaki ham maddeleri kullanarak. Ama aralarından sadece örnek veriyorum 5 tanesinden iyi sonuçlar aldım. Ve hep o 5 tanesi üzerinden çeşitlemeler yapma yoluna gittim bu defa. Dolayısıyla o süreci geçirip kişisel olarak bir kere değil, iki kere değil, üzerinde sadece bir süre buna zaman ayırıp uygulama yapmak olayı çözecektir diye düşünüyorum. Evet. Tabii yüzeyin tere sicilantalı olması, astarın perdahlanmış olması nihai sonuçta sonucu da etkiliyor. Evet, büyük bir çalışma gerektiriyor. Öyle iyi alınan hani tekil sonuçlar tesadüfe oluyor anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. Seramiğin her alanında olduğu gibi arkada evet. Çok büyük bir çalışma oluyor muhakkak. Evet, evet. Evet, her zaman öyle. Buradan ayrıntılar koydum, müze ayrıntıları. Çok küçük gerçekten fotoğraflar ama. Sonlara doğru biraz büyüttüm. Bunlar kapalı formlar dediğim gibi. Tek aşamaları sırsız rakı yaptım ve kayıp yaşamadığım çalışmalar. Hızlıca geçiyorum. Bu arada Hasan Şahbaz hocamız söz almak istiyor. Hı-hı. Buyurun Hasan Bey. Pardon, şimdi hoparlörümü açtım. Fotoğraflar küçük paylaşımda ancak ben cep telefonundan izliyorum. Parmakla dilediğiniz kadar büyütüp yakınlaştırabiliyorsunuz slide ekranını. O yüzden çok kaygı duymamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Şirin sen tam sayfa küçük bir sayfa olarak açılıyor ama cep telefonundan gayet büyütülerek yaklaşılabiliyor. Diğer katılımcılar da bunu test edebilirler. O yüzden problem olmayacağını düşünüyorum. Küçük olmasına. Harika. Teşekkür ederiz hocam. Sadece bunu eklemek istedim. Sağ olun. Çok teşekkürler. O zaman telefondan izleyen arkadaşlarımızın böyle bir imkanı olduğunu da söyleyelim. Evet, burada bir sonlara doğru birazcık daha bunu düşünerek tabii sunumu hazırlarken birkaç daha büyük fotoğraf ekledim. Daha net görülebilir diye. Çok ilginç şu sırlı olan sır benekleri evet, var. Ben o sırlı olanla Arjantin'den üçüncülük ödülü aldım. O çalışma Arjantin'de. O dönem Arjantin Duvar Bienali'nde üç boyutlu çalışmaları kategorisinde, heykel kategorisinde üçüncülük ödülü almıştım. Tabii bu çalışmalar pek çok yere gidip uygulama yapmamı, workshoplar gerçekleştirmemi, davet edilmemi sebep oldular. Şu anda bu konuyla ilgili çok çalışma yapmıyorum workshop dışında ama benim için önemli bir süreç oldu. Özellikle dünyayı tanımama büyük katkı sağladılar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten yeni bir ufuk açtı bizim için de. Yani seramiğin her alanı öyle. Nereye dalsanız bir derinliğe doğru gidiyorsunuz. Gerçekten büyük bir okyanus. Şimdi arkadaşlarımızın size soruları vardır muhakkak. Öyle sizi çarçabuk bırakmazlar tahmin ediyorum. Arkadaşlar, soru sormak isteyen arkadaşlar. Çok şaşırdım. Yok.
Söyle Binnur'cum. Bisküvi olmadan önce terasıcıda testleri yapacağız ama farklı çamurlar, farklı bünyelerle çalıştığımız zaman hep aynı döküm çamuruyla astar yaptığımızda bir sakınca olur mu? Sıkıntı olur mu? Yani terasicilat astarı ile ilgili hazırlama ile ilgili yani astarınızı kendiniz mi hazırlıyorsunuz bilmiyorum ama özellikle Ruskilini kullandım ben. Onun aşamaları var. Terasicilatayı uygulama aşamaları, hazırlama aşamaları var. Bizim hocamız Profesör Sevim Çizer'in terasicilata ile ilgili kitabı var biliyorsunuz. Sonrasında Metin'i siz davet etmiştiniz sanıyorum, o konuyu anlatmıştı. Onun uyguladığı yani pişme rengi biraz beyaza yakın krem rengi olan Ruskilinden elde ettiğim ben astarı kullandım. Onu kendileri kullanabiliyor muyuz Şirin Hocam? Yani tabii ki biz daha deneme kapasitesinde olduğumuz için yani şamotluya olsun ne bileyim kırmızı çamura veyahut da bildiğimiz beyaz çamura Ruskiliyle yaptığımız sicillata uyum sağlanmayasını. Yani sağlar tabii, sağlamaması için bir sebep yok. Sonrasında sırsız rakuda uyguladığınız reçetelerin birbiriyle uyumu olması önemli. Yani siz ister kırmızı çamur, çömlekçi çamuru alın, uygulama yapın. Üzerine siz beyaz astarı uygulayabilirsiniz. Hani kırmızı çömlekçi çamurun üzerine karacasu çamurundan elde ettiğiniz terasicilatayı da uygulayabilirsiniz. Uygulamada bir sıkıntı yok. Ama sonrasında üzerine başka bir uygulama yapıp sadece sırlarla normal renkli bildiğimiz rakuyu uygularsınız. Ya da sadece isleme yapmak isterseniz güzel sonuçlar elde edersiniz. Özellikle terasicilatanın uygulandığı çalışmalara biz baktığımızda yüzeyin perdahlandığı ve işte Roland Summer'ın işlerinde gördüğümüz gibi mesela işte Vali Asselberg'in işlerinde gördüğümüz gibi o parlayan bir soru sormuştunuz ya bu parlaklık sadece astardan mı geliyor diye. Böyle yüzeyler elde etmek istediğiniz zaman biz terasicilatayı daha çok kullanıyoruz. Uygulamada bir sakıncası olmaz. Mikrofonunu açar mısın Binnur? Şimdi, ben kapattım çünkü. Tamam. Kuş sesi geliyor artık. Kırmızı menemen çamuruyla raku çalışmalarında sıkıntı yaşar mıyız? Çatlama yapar mı? Çamot gibi herhangi bir şey karıştırmak gerekir mi? Tabii kırmızı döküm çamuru düşük, kırmızı çömlekçi çamuru düşük dereceli bir çamur olduğu için rakuya çok dayanıklı bir çamur değil. Şamotla çalışma yapmak daha etkili olabilir. O daha güçlü bir bünye çünkü. Özellikle ısısal şoklara dayanan bir çamur. Ya da döküm çamurunu kullanabilirsiniz. Çok dikkatli bir şekilde yapılabilir. Kayıp yine olabilir. Ama özellikle bizler şamotlu çamurla yaptığımız çalışmaları üzerine sır uygulayarak raku uygulamaları yaptık bugüne kadar. Dolayısıyla benim buradaki sırsız raku, naked raku çalışmalarıma baktığınızda gerçekten hem kendilerinin et kalınlığının ince olduğunu görürsünüz. Hem küçük boyutlarda çalışmalar, büyük boyutlarda çalışmalar da var. Ama özellikle döküm çamurunu ben tercih ettim. Aslında o ısısal şoka da dayanımını da kendim deneyimlemek istedim. Büyük çalışma yapmama rağmen de sorunsuz sonuçlar elde ettim. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla hepsinden yani bir tane uygulama özellikle yapmak istediğinizde elinizdeki bütün çamurlarla aslında deneme yapacağınız uygulamalar yaparsanız küçük küçük o zaman kendiniz de bunu deneyimlemiş olacaksınız ve hangisi size uygun, hangisi değil, hangi sonuç sizi tatmin ediyor, hangisiyle devam etmek istiyorsunuz. Malzeme zaten bunu kendini göstermiş oluyor. Evet. Seramsın da şamotlu çamuru var. Bilmiyorum onunla denileme yaptınız mı? İnce şamotlu. Onlar da galiba rakuya dayanıyor sanırım. İnce şamotlu çamuru mu? Bana sordunuz değil mi? İnce evet, şamotlu evet. Çamuru şamotlu çamurla hiç uygulama yapmadım ben rakuda. Yani evet. Hobiden aldığımızda 254 suydu rakuya uzun olan. Hangisi? Hobi sanattan aldığımız. Şey anlayamadım ki soruyu. Hobiden aldığımız bir çamur vardı. O da şamotlu, ince. Tabii çamur. Hobi seramikte stoneware çamurları var biliyorsunuz. Porselen çamurları var. Küçük derece var, yüksek derece var.
Ve stonerlerin pek çoğunun içinde de farklı oranlarda, farklı yüzdelerde şamot miktarları var onlarda. Onların hepsini kullanabilirsiniz bence. Seydiye? Şirincim, teras ciratının çamuruyla da astarı yapabilir miyiz? Yoksa objenin kendi çamuruyla mı astar yapmamız daha doğru? Ben ESC çamurunu kullandım. Seydiye. Terasi cilatayı farklı bir Rus kilinden yaptım. Ha, anladım. Yani evet. O Rus kilinden mi astarı yapmak lazım yoksa o ESC'dekinden mi astar yapmak lazım? Hani 5, bence 3... Rus kilinden yapmak daha uygun gibi geliyor bana. Çünkü onlar zaten endüstriyel çamurlar ama siz ham maddenin kendisini Rus kili doğada bulunuyor biliyorsunuz ham madde olarak. O saf kilden oluşturduğunuz terasi cinatanın yüzey özellikleri daha farklı olur. Daha uygun bence öyle olması. Yani ben çamurun kendisinden astarı hiç hazırlamadım. Anladım canım. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Seydi, acaba nasıl olur? Senin bunu bir denemen lazım. Ben hemen hemen her şeyi denediğim için Şirincim, bir şey deniyorum hemen diyorum arkadaşlar bunu denedim, bunu yaptım. Mesela George Schneider'ın çamurları çok pahalı olduğu için onu astar olarak kullanıyorum. Onu yapan, tabii uygulayan porselen çamurunu astar olarak kullanan çok sanatçı var dünyada. Ya bu işte seramiğin böyle bir güzelliği var yani, böyle heyecan verici yani. Mesela sırrı hiç bilmenize gerek yok, pişirim yöntemlerini bilmenize gerek yok ama sadece seramik çamurunun plastiklerini kullanarak işte Naked Clay ismiyle yüzeyde hiçbir başka bir rengin, özelliğin, bir dokunun olmadığı pek çok iş yapabilirsiniz. Yani herkes için farklı bir kullanım olanağı sağlıyor bu malzeme. O yüzden de herkeste ayrı heyecanlar uyandırıyor, herkeste ayrı meraklar uyandırıyor. Dolayısıyla hiç bırakmamak lazım. Her şekilde bir arada olup üretmek gerekiyor. Ben öyle evet. Düşünüyorum. Kendi yaşamımda bol, da öyle yapmaya çalışıyorum. Ondan bol bol da, bol bol da denemek lazım. Evet öyle. Yani her şeyi de tabii denemek ve özellikle hani sonradan biz tabii seramik eğitimi alan kişiler çok uzun süreçler geçiriyoruz. Yani eğitim süresince sonrasında işte atölyelerimizde, akademik yaşamda olanlar aynı şekilde malzemeyle ne kadar çok bir arada olursanız onu zaten daha fazla deneyimlemiş oluyorsunuz ve onunla birlikte siz yolunuza devam ediyorsunuz. Bu bence çok heyecan verici bir şey. Dolayısıyla ben de her gün yeni bir şey öğreniyorum. Her defasında elime aldığımda evet bir dakika bugün ne yapıyorum, ne olacak bugün diye üzerine hep düşünüyorum. Üzerinde hep araştırıyorum, okuyorum, denemeye çalışıyorum, uygulamaya çalışıyorum. Bana uygun olan ve benim gerçekten sevebileceğim, kendimi ifade ettiğime inandığım görüntüyü, yüzeyi, biçimi gördüğümde, görene kadar çalışmaya devam ediyorum. Yani bu süreç hepimiz için benzer süreç evet. Diye düşünüyorum. O yüzden çok kıymetli. Doğru. Evet. O yüzden seramikçiler her seramiği gördüğümüzde dibine kadar gidip sonuna kadar inceliyoruz. Uzun uzun başında kalıyoruz. Evet. Birçok farklı malzemeyle aynı sonucu elde etmek de mümkün. Aynı malzemelerle çok farklı sonuçlar elde etmek de mümkün. İşin heyecanı da bir yerde burada. Son sözü Sibel'e veriyorum. Son soruyu. Şirin Hanım, size son bir şey soracağım. Siz bir ölçü verdiniz. 5-3-1 diye. Döküm çamuru, coloring, quartz. Benim farklı bir denemem olmuştu. Onda 5-3-2 döküm çamuru, kaolin, alüminyum oksit. 4 ölçüde su vardı. Sizinkinde kaç ölçü su vardı? Biz çalıştay yapacağız ya, sizinkini de deneyelim. Aha, yani ben 5-3-2 dediğim mesela 50 gram yani %50'si döküm çamuru, %30'u kaolen ve %20'si kuvarstan oluşan bir astar hazırlayabilirsiniz. Kıvamı siz kendiniz göz kararıyla, o benim size gösterdiğim böyle yoğurt kıvamında olan bir yoğun bir kıvam hazırlayabilirsiniz.
Yani hangi miktar, kaç gram kullanacağınızı bilmediğim için 5-3-2'yi o yüzden söyledim. Pratik, akılda mı kalan bir şey. Bardak ölçüsünü kullanmıştık. 4 ölçüsü yetiyordu. Yani siz şöyle yapın. Yani. Mesela örnek veriyorum. 1 kilogram mesela astar hazırlamak istiyorsunuz. Değil mi? Yani çok yani esin içiniz var. 500 gram döküm çamurunu kullanırsınız. 300'ünü kaoleni kullanırsınız. 200'ünü de kuvarsı kullanıyorsunuz. Sonra kendiniz bir şey ölçekle, bir maşrapayla da yapabilirsiniz. Su ilavesini yavaş yavaş yaparak siz onu karıştırdığınızda onun ölçüsünü göreceksiniz. Baktınız ki çok fazla elinizden su kaydı gitti, çok fazla oldu. Bu defa uygulama esnasında 1-2-3 kere ayrı zamanlarda daldırma yaparak o kalınlığa ulaşabilirsiniz. Bizim denemede koyu sürdüklerimiz, yani ben sona kalmıştım, koyu olan kısmı dibi kalmıştı. Benimki çok güzel çıktı. Sulu sürenlerin hepsi dümdüz simsiyah bir şey çıktı. Evet, çünkü ham madde muhtemelen hazırlanan kabın dibine çökmüş vaziyette ve her defasında onun karıştırılması gerekiyor. Tamam. Yani mümkün olduğu kadar yoğun hazırlayın. Mümkün olduğu kadar yoğun hazırlayın. Yani elinizi daldırdığınızda gerçekten kütle olarak elinizde bulunuz kalsın astar. Tamam. Pardon. Kuvars oranının artması neye etkili? Yani kuvars tabii bir eritici görevi gördüğü için, yani biz kuvarsı hem bünyenin kendisinde hem de sırın temel ham maddelerinden bir tanesi, biliyorsunuz kuvar. Erime derecesini etkiliyor. Dolayısıyla kuvarsı siz oranını arttırdığınızda 800-900 bin derecelerde alttaki bünyeye yapışan bir astar görüntüsüne sebep olur. Astarın bünyeden uzaklaşmasına müsaade etmez. Dolayısıyla oranlar çok basit aslında, ama bir arada siz workshop uygulaması yapacaksanız önerim farklı çamurlardan örnekler getirin. Farklı oranlarda kendiniz de astarlar deneyerek, özellikle gösterdiğim bu Eduardo Lazzo'nun kitabına edinirseniz, benim kendi yaptığım tezimde ulaşabilirsiniz ona, söylediğim gibi. Ulusal tez merkezi var. Bizim öğrencilerimizin de başvurdu. Orada Şirin Koçak olarak arattığınızda zaten tezimi PDF olarak indirebilirsiniz. İnternette yazdığınızda da indirebilirsiniz. Ulaşırsınız ulusal tez merkezine. Ondan da faydalanabilirsiniz. Ben detaylı olarak her şeyi anlattım. Her yaptığım, burada gösterdiğim uygulamanın da reçetesini yan tarafa yazdım. Yani burada tabii sadece görüntüler üzerinden konuşuyoruz ama kapsamlı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Ondan herkes faydalanabilir. Teşekkür ederiz. Konuğumuzu da epeyce yorduk ama bulmuşken de bırakmak istemiyoruz. Arzu Hanım'a son sözü veriyorum, son soruyu. Ondan sonra programımızı kapatalım. Ya, kendi adımı, arkadaşlarım adına Şirin Hocam size çok teşekkür ediyorum. Geçen sene çok geri dönüşümde bulunmuştunuz şahsıma. Ben grup adına sizi, eğer müsaitliğiniz olursa takviminizde, seçimden sonraki hafta sonu Ayvalık'ta olacağız. Her sene biz bir onur konuğu davet ediyoruz. Bu sene onur konuğumuz siz olursanız çok mutlu oluruz. Gelirseniz. Çok teşekkür ederim. Tabii olurum. Olmaz mı? Memnuniyetle olurum. Tarih yaz dönemine mi denk geliyor Arzu Hanım? Onu anlayamadım. Bilahare Arzucuğum, tarihi bilahare Şirin Hanım'a iletelim, olur mu? Çok teşekkür ederim. Birlikte olmak her zaman çok sevdiğim bir durum. O yüzden her zaman gelirim. Siz de gelirseniz siz de bizi ziyaret edin lütfen. Bir araya gelip konuşmak, tanışmak, çalışmak, üretmek ve paylaşmak benim için çok kıymetli. Birbirimizi böyle tanımış oluyoruz. Hocam, çünkü siz bu işe emeklerinizi vermişsiniz, yıllarınızı vermişsiniz. Şu iki saatlik zaman diliminde bu kıymetli bilgileri bizimle paylaştınız. Hani şahsım adına çok kıymetli. Arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. Çok dolu dolu, çok keyifli, doyumsuz bir sohbetti. Ay, ne güzel. Keyif almanıza sevindim. Tabii insanın kendini anlatması çok kolay bir şey değil. Başka işler üzerinden konuşma, değerlendirme yapmak belki benim için daha kolay. Ama tabii işleri üretirken hepsinin
yaşama dair verileri benim içimde olduğu için, onları içimde sakladığım için anlatırken de biraz duraksamış olabilirim. Bazen de anlatmadan geçtiğim çok çalışmam oldu. Bu da zaten yaptığımız işin güzel tarafı bence. Teşekkür ederiz hocam. Ruhamında ben de çok sevindim. Sözü de Hasan hocamıza veriyorum. en son sözü. Buyurun Hasan hocam. Evet. Ben de şöyle bir eklemede bulunmak istiyorum. Şirin hocamıza teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Tabii ki teknik çok önemli. Şirin hoca bu tekniği belli bir noktaya kadar kendine mal ederek taşımış durumda. Özgün hale getirmiş durumda. Burada teknikten öte benim çok önemsediğim ve kıymetli bulduğum Şirin hocanın tekniği araç olarak kullanarak onun üzerine kavramsal bir seramik sanatı adına kavramsal işler üretmiş olması. Bu çok daha kıymetli, tekniğin ötesine geçen bir durum. Örneğin işte o küçük kalpleri şehirlerde insanlara dolaştırarak fotoğraflaması ve onu disiplin arası bir sanat halinde tekrar galeride sunuyor olması, küçük objeleri şehrin belirli noktalarına götürüp fotoğraflaması, hazır nesne olarak işte keçe, pigment boyalar vesairelerle sergilerde, sergi alanına o malzemeleri taşımış olması tekniği de bir üst noktaya doğru çıkarıyor. Bu anlamda Şirin'in çalışmaları ve sanatı çok kıymetli. Ben bunu eklemek istedim. Teşekkür ediyorum. Eline biz gönlüne çok sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de katkılarınız için teşekkür ederiz. Şirin hocam çok güzel dolu dolu bir sohbetti. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarız başka ortamlarda bir arada oluruz. Arkadaşlar, bu akşamlık sohbetimiz bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.